Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 Bölüm 7. Ana konumuz isim tanımlaması. Bu bölümde 3 tane konu gözüküyor. Günlük hayatta hangi mevsimdeyiz, hangi aydayız gibi sorular ve Arapçada isim tanımlaması. Bir de evin bölümlerini ve bazı ev eşyalarını Arapça olarak cümle içinde kullanabilme. Bunları göreceğiz. Ağaçlar ile başlamış. Mukaddimetun, giriş. Arapçada en az iki ismin yan yana gelerek oluşturduğu tamlamaya isim tamlaması adı verilir. İsim tamlaması nedir diye sorarlarsa, en az iki ismin yan yana gelerek oluşturduğu tamlamadır. Tamlama çeşididir. En az iki diyor, yani ikiden fazla da olabilir. İsim tamlamasının ögelerinden tamlanana muzaf, tamlayana ise muzafın ileyh denmektedir. Burayı kesinlikle bileceğiz. Zaten bu dil bilgisi konusu muzaf ve muzafın ileyh çerçevesinde dönecek. Muzafı nasıl tanırsın? İyi bilirlik şeklinde değil de alametleri nelerdir yani? Muzafın ileyhi nereden anlarsın? Kendisinde ne gibi alametler vardır? Bunları birazdan işleyecektir. Arapçada önce tamlanan sonra tamlayan kullanılıyor. Önce muzaf sonra muzafın ileyhi gelir. Arapçada isim tamlamasının ögelerinin sıralanışı Türkçedeki sıralanışın tam tersidir. Yani Türkçe olarak siz isim tamlamasını zaten biliyorsanız oradan bunu çıkartın diyor. Türkçe bir isim tamlamasını Arapçaya çevirirken sözcüklerin altına Arapçalarını yazmak yeterlidir. Arapçada günler, aylar, mevsimler, evin bölümleri gibi birçok kullanım isim tamlamasıyla ifade ediliyor. Bu yüzden işte evin bölümü şeklinde. Bu konu bu yüzden burada işleniyor. Mevsimler bu yüzden işleniyor. Bu bölümde isim tamlaması oluşturma ve tamlamaları cümle içinde doğru kullanabilme becerisi kazandırma yanı sıra günlük hayatta sıkça kullanılan isim tamlamalarına yer verilmek suretiyle öğrencinin sözcük dağarcığını geliştirmek de amaçlanmıştır. Bu bakımdan kitap oldukça profesyonel diyebiliriz. Günlük hayatımızda Arapça 7. El-Arabiyyetu fi hayatina el-Yevmiyyeti 7. Arapça rakamları zaten bilmelisiniz. El-Eyyamu, günler. Nasıl bir kelime arkadaşlar? Önceki üniteler ile ilişki kuralım, bağlantı kuralım. Bir cemi türüdür bu, değil mi? Ne tür cemi? Cemi mükesser, düzensiz çoğul. Müfredi yevmun. Çoğulu ne geliyormuş? Eyyam, yevmun, yevmani, tesniye, eyyam, cemi mükesserdir. El eyyamı, eliflamla yazılmış, eliflamsız da yazılabilir, bu önemli değil. Günler demektir. Eşşuhuru, günler ve daha neler? Eşşuhuru, aylar. Bu da cemi mükesserdir. Müfredi şehrun, şehru ramadanellezi unzile fihil Kur'an. Bildiğiniz bir ayettir muhtemelen. Orada müfred kullanılmış idi, burada ise cemisini görüyoruz. Eşşuhur, cemi mükesser. Şehrun, şehran, şuhur. Buradaki şehir ay manasına geliyor, yani bildiğimiz İstanbul, Ankara gibi şehir değil. Farkındasınız. El fusulu ve daha neler? El fusulu, mevsimler. Bu da cemi mükesser. Müfredi faslun. Hani feslun diye yazılır. Feslani fusul. Cemi mükesserdir. Düzensiz çoğuldur diyebiliriz. Dikkat ederseniz düzensiz çoğul eyyam, şuhur, fusul, 3 farklı kalıpta gelmiştir. Yani burada sondan bir önceki harf uzatıyor. Eyyam, ikinci hafta şedde var gibi düşünebilirsin. Kaç harften oluşmuş? Şuhur, daha farklı bir kalıp. Şuhur ile fusul aynı kalıp değil mi? Şuhurun, fusulun hareketleri bile zammeye zamme birebir aynı kalıptır diyebilirsiniz. Bununla birlikte belki merak eden vardır. Yani konu çok şu an dallandırıp budaklandırıyorum tabii. Şimdi onun farkındayım ben arkadaşlar, ama önceki üniteleri yani tekrar ederek ilerlemenizi istiyorum. Çünkü üniteler arttıkça
önceki üniteler unutulabilir. Bu da benim tarzım diyelim. Benim metodum da bu. Beğenmeyen olabilir. Beğenmeyen izlemeyebilir zaten. El-Eyyamu. Dikkat ediyorsanız merfudur değil mi? Raf alameti, zamme var kendisinde. Aynı şekilde arada ne var? Vav var. Vav atıf harfi. Sağdaki irabı sola aktaracak. Artık siz merfu nedir, irab nedir biliyorsunuz. Eşhuru. Bu yüzden ra'ya da zamme verdim. Çünkü atıf harfi ne iş yapar? Sağdaki irabı sola aktar. Yine vav var. Bu da sağdaki irabı sola aktaracağından el-fusulu diyorum da el-fusuli, el-fusule demiyorum yani. Hareketleri bu şekilde o yüzden verdik. El-muallimu. Muallim yani öğretmen bir şeyler diyecek. Bakalım ne diyor? Sabahul hayri. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Zaten sabahul hayr tabiri artık birinci ünitede geçmiş olmalı. Es-saffu sınıfta diyor ki, sınıf konuşabilir mi? Mecazi mürsel var değil mi? Bir edebiyat var. Sınıf şöyle dedi. Yani sınıfın içerisindeki öğrenciler dedi. Ne dediler? Sabahun nuri. Ya üstazena. Günaydın öğretmenimiz. Üstaz öğretmen demek. Üstazena bizim öğretmenimiz. Buradaki üstaz mesela ne oldu? Muzaf oldu. Buradaki na muzafın ileyh oldu. Bu tür konular işlenecek birazdan. Şu an ben muzafın ileyh fazla üzerinde durmuyum. Ünite bittikten sonra şu gramer konusu birazdan işlenir. İşlendikten sonra bu burayı tekrar inceleyin siz. Burada bir sürü muzafın ileyhi var. Şu an görüyorum bunu. Tekrar incelerseniz böylece bir pekiştirme yapmış olacaksınız. Ben şu an muzafın ileyhi belirterek gitmeyeyim. Çünkü henüz konu işlenmedi. Evet, sınıf böyleydi. El muallimu öğretmen şöyle diyor tekrardan. Keyfe halukum el yevme. Bugün nasılsınız diyor. Safu sınıf diyor ki nahnu biz bi hayrin iyiyiz şükran teşekkürler. El muallimu cemilun güzel. İden o halde öyleyse bu durumda istediğin çeviriyi verebilirsin. Nebde'u biz başlayalım. Bde'u bde mazisi değil mi? Mazi müfret müzekker gaybi nedir bunun? Bde muzarisi yebde'u. Hangi baftan oldu? Kalıplar vardı hatırlarsanız altta bak onlardan hangisi oldu bir düşünün. Aynı zamanda sahih-i mutel bu şekillere düşünün. B, D, E değil mi? Hemze almıştır. Mehmuzun hangi kısmı? Bunları bir hatırlayın arkadaşlar. Nebde'u biz başlarız. Bir fiil bu. Fail nerede? Faili gizli zamir nahnu olur. Değil mi? Evet. Derse burası da mef'uldür. Nebde'u biz başlayalım. Başlarız. Dersene dersimize. Öyleyse dersimize başlayalım. Mevvu'u dersina dersimizin mevzusu yani konusu nedir? Ereyyamu günlerdir. Ve eşşuhuru ve aylardır ve el fusulu ve mevsimlerdir. Mevvu'u dersina dersimizin mevzusu nedir dedik değil mi? El eyyamu günlerdir. El eyyam burada haber olur. Mevzu ise mübteda olur. Bir isim cümlesi var burada. Daha bir sürü ayrıntılar burada anlatılabilir ama henüz işlenmediğinden şu an için anlatmayayım diyorum. O şekilde devam edelim. Keyfe nasıl el cevve hava el yevme bugün ya evladi ey çocuklarım. Tabi ey çeviriye yazmıyorlar ama bu ya'nın çevirisi yani ya ey demektir ya. Bu çoğu defa çeviri yazılır. Mesela ya eyyühellezine amenu. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ya geçer mi? Nida edatı çok vardır. Açın bakın ya'yı çevirmişlerdir. Ey insanlar ya eyyühennas. Hep yazılmıştır. Çevirilere yani eklenir ama bu kitap eklemeyelim demiştir. Elcev hava demek. Elleme gün, evlat, veledün, veredan, evlat. Yine cemi mükesserdir. Evladi sonunda mütekellim yazısı var. Ey evladım, yani ey çocuklarım, bugün hava nasıl? Ey çocuklarım, bugün hava nasıl diye hava durumunu soruyor sayın öğretmen. Öğrencilerden cevap gelecek. Ahmedu, Ahmet diyor ki el cevvu hava nedir? Müşmisun, müşmistir yani güneşlidir. El yevme bugün hava
güneşli diyor. El cevzü mübteda, müşmisun ise haber olur. Mübteda haber. İsim cümlesi. El yevm nedir? Zarftır. Zarfları işlemiştik. El muallimu, öğretmen diyor ki fi eyyi faslin, hangi mevsimde izleyecek? Hangi mevsimde? Nahnu biz, ya Fatimetu, ey Fatma, biz hangi mevsimdeyiz? Hangi mevsimdeyiz Fatma diye soruyor. Eyyi hangi demek? Faslin mevsim demek. Nahnu biz demek, ya ey demek ama çevreye yazılmıyor. Fatimetu Fatma zaten. Fatma hangi mevsimdeyiz diye soruyor. Fatime tu, Fatma diyor ki Fatime tum değil artık biliyorsunuz, tek ötre. Gayrı mustarif çünkü. Gayrı mustarif ne? Ayrıntılar ileride muhtemelen gelecektir. Nahnu biz fi fasl-i rabi'i, rabi' mevsimindeyiz. Yani ilkbahar. Er-rabi' ilkbahar demek. Fasl-i mevsim demekti zaten. Fi de da içinde demektir. Nahnu biz. Biz ilkbahar mevsimindeyiz. El-muallimu, muallim yani öğretmen. Cevaben şöyle bir cümle kurmuş. Ahsenti, aferin, güzel. Ya Fatıma, aferin Fatma. Ve ma adedul fusuli, ya Hatice'tu. Hatice, mevsimlerin adedi nedir? Bakın ma, istifam değil mi? Soru edatımız, daha önceden geçmişti bu. Hatırlarsanız bir önceki ünite. Ma vardı, hel vardı, hemze vardı. Bayağı şeyler işlenmişti. Ma nedir? Adedu sayısı. El fusul mevsimler. Adedul fusuli. Mevsimlerin sayısı, adedi kaçtır? Ya Hatice tu. Ey Hatice. Hatice tu. Tun. Ten değil. Temin almıyorum da. Evet. Bu şekilde sormuş. Hatice tu. Hatice cevap veriyor. Adedul fusuli. Erba'atun. Mevsimlerin sayısı dörttür. Adet burada mübteda, erba'atun ise haber olur. Mevsimlerin adedi sayısı dörttür. Er-rabi'u, ilkbahar. Es-sayfu, yaz. El-harifu, sonbahar. Eş-şita'u, kış. Bu mevsimdir kesinlikle bilelim yani. Es-sayfu ne demekmiş? Harif, şita, rabi'u, bunları bilelim arkadaşlar. Hangi kelime hangi mevsim manasına geliyor? Manalarını bilelim diye birkaç defa dedik. Evet. El muallimu, öğretmen diyor ki ra'i', harika ya Hatice'tu, harika Hatice, tebrik ediyor. Keyfel cevvu, keyfe nasıl, el cevvu hava, fi faslı sayfi, yani nasıl olur diyor sayf mevsiminde. Sayf neydi? O mevsimi soruyor yani, yaz mevsiminde. Keyfel cevvu, hava nasıldır? Fi fasl-i sayfi, yaz mevsiminde. Ya Selimu, Selim, yaz mevsiminde hava nasıldır diyor. Yaz mevsiminde hava nasıldır? Selimun, Selim diyor ki el cevvu, hava harun, sıcaktır. El cevvu mübteda, harun haber olur. Mübteda haber yani isim cümlesi. Fi fasl-i sayfi, yaz mevsiminde hava sıcaktır. Ya üstazi, öğretmenim diyor. Üstaz, öğretmen demek. Muhabbet devam ediyormuş. El muallimu, muallim diyor ki keyfel cevvu, hava nasıldır? Fi faslil harifi, harif mevsiminde. Ya meleku, ey melek, söyle bakalım. Harif mevsiminde hava nasıldır? Sonbaharı soruyor yani. Melek cevap veriyor. Melek ne diyormuş? El cezzu, hava mu'tedilun, mu'tedildir. Küçültebilir miyim biraz? Mu'tedil ne demek? İtidal yani normaldir. Ilıktır, normaldir. Fi faslil harifi, sonbahar mevsiminde. Hava ılıktır. Ya üstad, ey öğretmenim. El muallimu, muallim diyor ki ahsentum, aferin size. Ve ahiren ve son olarak keyfel cevve, hava nasıl olur? Fi fasl-i şita'i, kış mevsiminde. Aişetu, Ayşe cevap verir. El cevvu baridun, el cevvu hava baridun, soğuktur. Ve müslicun, ve karlıdır. Fi fasl-i şita'i, kış mevsiminde.
El-cevv mübteda, baridun ise haber olur. El-muallimu muallim diyor ki ma adedu eyyamil usbu'i, haftanın günler kaçtır? Ma nedir, kaçtır? Kaçta değil aslında, nedir demektir de. Yani evet, nedir demektir. Aynen böyle. Kaçtır değil. Ama bakarsanız aşağıda kaçtır diye yazılmış. Aslında kaç neyle sorulurdu? Sayı, adet, kem ile sorulurdu. Ma nedir demektir? Ma nedir? Adedul eyyamil usbu'i. Haftanın günlerinin sayısı nedir? Yani kaçtır? Nurun nur cevap verir. Adedu eyyamil usbu'i. Haftanın günlerinin sayısı seb'atun, 7'dir. Adet mübteda, seb'a ise haber olur. Ya üstaz, öğretmenim, haftanın günlerin sayısı 7'dir. Yani bir haftada 7 gün vardır diyor. El muallimu mahiye, peki onlar nedir? Nurun nur cevap verir. El yevmu yevmul isneyni. El yevmu bugün nedir? Yevmul isneyni, pazartesidir. Ve gaden yarın ise yevmus sülasai. Dilerseniz bugünleri önce farklı bir resimden size göstereyim ben. El usbu'u seb'atu eyyamin hiye. El usbu'u bir hafta, seb'atu eyyamin 7 günden oluşmaktadır. Hiye onlarda nedir? Yevmus sebti cumartesi. Vel ahadi, ahad pazar demektir. El isneyni pazartesi, sülasai salı, erbi'a çarşamba, hamis perşembe, el cuma cuma zaten. Nasıl hareketlendiğini burada görmüş oldunuz. Yevmus-sebti, el-ehadi, el-isneyni, el-sülesai, el-erbi'ai, el-hamisi, el-cum'ati. Sondaki hareketlere şey yapmayın, takılmayın. El-ehadi, el-ehadu da olur yani. O problem değil. Zaten Arap söylerken el-ehadi diye sonuncu hareket ehad der. Ehad, yevmus-sebt. Yani sonuncu harfi cezimli okurlar. Yevmus-sebt. Ahad, İsneyn, Sülese, sonuncu hemzeyi okumazlar bile. Erbi'a der, Erbi'a, i diye söylemezler. Hamis, Cuma, Cuma, Cuma'ti gibi bir okuyuş söz konusu değil. Ancak bizim gibi dil öğrenmeye çalışanlar sonuncu hareketi biz telaffuz ederiz ama onlar etmezler yani. Bu bağlamda Nur ne diyor? Yevm, el yevmu, el yevmi diyor. Bugün nedir? Yevmul isneyni. İsneyn ikinci demek aslında değil mi? İkinci gün. Bugün ikinci gündür. El yevmi bugün yevmul isneyni. Pazartesidir diyor. El isneyn ikinci gün demek. Pazartesi nasıl ikinci oluyor? Yani dikkat edin. El isneyni ikinci gün demiş. Yani isneyn ikinci demektir değil mi Arapçada? İsnani, isneyn ikinci demek. Bundan kasıt pazartesi. Yani arkadaşlar, Arapçada günler pazardan başlıyor. İkinci gün pazartesi olduğu için İsneyni'den pazartesi kastedilmiş oluyor. Yevmul İsneyni ikinci gün demektir. Yani bize göre ikinci gün salıdır, yani haftanın ikinci günü manasında. Ama Araplara göre haftanın ikinci günü salı değildir, pazartesidir. Böyle bir ayrım söz konusu. Peki gaden yarın, yani pazartesiden sonra ne gelir diyor? Yevmü's-sülesâi. Üçüncü gün gelir. Yani salı gelir. Ba'de gadin yarından sonra ise ne gelir? Yevmü'l-erbi'âi. Dördüncü gün gelir. Yani ne gelir? Çarşamba gelir. Sümme sonra ne gelir? Yevmü'l-hamisi. Perşembe gelir. Hamis. Aslında bize göre dördüncü gündür. Ama Araplara göre beşinci gündür. Yevmul cumaati ve yevmul cumaat, yani sümme sonra yevmul cumaati demektir bu. Daha sonra dördüncü gün ardından cuma günü gelir diyor. Ve yevmul septi, yani ve cumartesi gelir ardından. Ve yevmul ahadi ve ardından pazar gelir. Yevmul ahad pazar demektir. Peki Arapçada günler pazartesiden evet, yani ikinci gün manasına geliyor. Günler pazardan başlar. Yevmul ehad birinci gün demektir aslında. Bundan kasıt pazardır. Pazartesi değildir. Umarım anlatabildim. El muallimu öğretmen şöyle demiş. Mümtaz ya Nur.
Mümtaz aslında seçkin demek de değil mi? Yani çok iyi. Ya Nur, ey Nur, Nur mükemmel anlattın diyor. Burada çok iyi demiş. Evet, mükemmel, çok iyi. El icabetu cevap nedir? Sahihetun doğrudur. İcabe mübteda sahihe haberdir. Bir isim cümlesi. Vel ane şu anda ektubu ben yazacağım. Ketebeden ektubu. Fiil muzari faili ene. Gizli zamir ene faildir. Ben yazacağım. Ne yazacağım? Esma el eşhuri ayların adlarını yazacağım diyor. Ektubu fiil ene gizli zamir fail görünmüyor. Gizli meful lazım. Bu yüzden Esma el eşhuri. Eşhur aylar demekti. Ayların isimlerini yazacağım. El eşhuri eşşemsiyeti. Şemsi aylar. Yani güneş takvimine göre. Güneşin hareketlerine göre oluşturulmuş aylar. Vel kameriyeti ve kameri yani ay ile alakalı. Ayın hareketlerine göre ayarlanmış, belirlenmiş takvime göre de ayların adlarını yazacağım. Güneşe göre olanlara miladi, aya göre olanlara hicri adı verilmiştir. Peki nereye yazacağım? Alessaburati tahtanın üzerine yazacağım. Bunları ben tahtaya şimdi yazacağım diyor. Ve entüm siz de tektubune yazarsınız ha onları o ayları ala defatirikum defterlerinizin üzerine siz de onları yazınız diyor. Yazıyorsunuz. Defadir, defterun, defadir, defatir. Bu da bir cemi mükesser değil mi? Düzensiz çoğuldur. Ala harfi cer defatiri. Defatir cemi mükesser mecrur olmuştur. Ra ile kelime bitiyor. Ardından gelen kum bir zamirdir. Key kuma kum o bir zamir. Es-saffu sınıfta şöyle diyor. Nektubu biz yazacağız. Ha onları senin tahtaya yazacağın aylar yazacağız. Fevran fevri olarak. Yani hemen. Ya üstazuna ey öğretmenimiz biz onu hemen yazarız. Diyor. Ve ardından bunların yazıldığını görmekteyiz. Fazla mı sağladım? Abi şey fazla gibi. Esma-ul eşhur-i şemsiyeti. Esma-u isimler demektir. İsmun, isman, esma. Bu da cemi mükesser. Esma-ul eşhuri. Eşhur aylar demek. Ayların isimleri. Öyle aylar ki eşşemsiyeti. Şemsi ayların isimleri. Şemsi aydan maksat el miladiyetu. Miladi takvim. Min ayları. Şimdi yazacağım diyor. Oraya geçmeden önce size şöyle bir tablo vermek istedim ben. El eşhurul miladiyetu bil erkami. Rakamlarla beraber miladi aylar demiş. Yani eşşehir aylar demek. Birden 12'ye kadar sıralandığını görmektesiniz. Daha sonra İngilizcesi diyor. İşte İngilizcesi aşağı doğru yazmış. Hemen altına tercümesi demiş ki az sonra kitapta göreceğimiz onlar zaten görüyorsunuz. Yenayir demiş. Febrayir demiş. Onların tercümesi buymuş arkadaşlar. Ardından el ismul arabiyyu Arapça olarak o ayın adı nedirdir? İşte Muharrem'dir, Safer'dir, Rebiül Evvel'dir, Rebiül Sani'dir vesaire. Ve sağdan sola doğru bakarsanız İngilizcesi, tercümesi, Arapçası nedir? İşte bu şekilde görmüş olursunuz. Ardından adedül eyyam demiş. O ayın kaç çektiği yani kaç günden müteşekkil olduğu burada yazmakta. Güzel bir tablo olduğunu düşünüyorum. Bugün sizinle paylaşayım dedim ya. Eğer unutmazsam da videonun hemen altına günleri az önce günleri gördük işte pazar pazartesi vesaire günlerle alakalı Arapça bir video var. Onu da bizim videomuzun hemen altına yazacağım unutmazsam unutursam da hatırlatırsınız. O videoyu izlerseniz günler daha kalıcı olacaktır sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Bununla beraber miladi aylar demiş. Yenayir yani. Burada yazıyor her biri. Yenayir neymiş? Ocakmış. Ben verdiğim tabloda zaten hepsi var öyle değil mi? Yenayir demiş. Hem Muharrem'dir hem aynı zamanda Ocak'tır. Febrayir hem Safer'dir hem de aynı zamanda Şubat'tır. Bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Aslında bunun bir eksiği bir de yanında Türkçe okunuşu. Yani Türkçe olarak nedir bu değil mi? Şöyle bir de Türkçesi yazılsaydı bizim açımızdan yani daha faydalı olacaktı diyebiliriz. Öyle bir eklemede bulunabilirsin. Şimdi Ocak nedir? Yenayir'dir. Tamam.
Peki Februar ayı nedir? Februar ayı Şubat'tır. Sırayla yazılmıştır zaten arkadaşlar. Maris, Mart'tır. April, Nisan'dır. Ardından bu şekilde Mayu ve Yenyu diye gidiyor. Julyu, Ağustos, Ağustos işte. Her biri bu şekilde yazılmış. Sırayla yazılmışlardı. Hemen ne yapabilirsiniz? Bundan altlarına veya üstüne hemen yazabilirsiniz. Kenarına yaz. Ocak yaz. Şunun hemen altına, üstüne. Neresi uyuyorsa size Şubat yaz. Hemen yanına gel bunu Mart yaz. Bu şekilde bunun üzerine yazarsan, kenarlarını yazarsan, o şekilde buraya bakarsan daha kolay ezberleme mümkün olacaktır. Hemen altında Esmaul Eşhuri El Kameriyeti, Kameri ayların adları demiş. Kamere'de maksat El Hicriyetu, Hicri aylar. Bunu tabi Kameri yerine koyarsan Hicri kelimesini El Hicriyeti diye okursun. El Miladiyeti diye okursun. Bunlar neye dayalı böyle okuyoruz? İleride konularda gelecek muhtemelen. Kameri aylar, Hicri aylar nelerdir? Muharrem, Safer, Rabiülevvel. Burada zaten bizzat okunuşları yazmış. Dolayısıyla Rabiülevvel, Rabiülahar. Ardından Cumadül Ahira. Raceb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce diyerek ayları tamamlamış oldu. Türkçesinde yani zaten biliyorsunuz Ocak, Şubat diye devam eden aylar yukarıda geçiyor. Peki, internet demiş. Haftanın günlerini kolay ezberlemek için linkteki şarkıyı dinleyiniz. Bakalım benim sizinle paylaşmayı düşündüğüm şarkı mı? Yani %90 odur diye düşünüyorum. Evet, benim paylaşmayı düşündüğüm videoymuş. Dolayısıyla videomun altına bir video linki koymama gerek kalmadı. Kitap zaten koymuş. Bizim de daha önceden izlediğimiz bir videoydu. Ardından yine linkler verilmiş. Tamam, artık aylar ve haftalarla alakalı benim yapacağım şey kalmamış yani. Kitap gayet iyi bir çalışma sergilemiş. Mevsimlerin, haftanın, günlerinin, şemsi ve kameri ayların Arapça isimlerini defter yazarak tekrar edin. Aynen doğru. Güzel bir çalışma. Fatiha suresi 3. ayeti kerimesi ve Kadir suresi 1. ayeti kerimesini okuyun. Bu ayetlerdeki isim tanımlamalarına dikkat ediniz. Dikkat edelim bakalım. Şimdi 3. ayet derken neyi kastetti? Errahmani, Errahimi 3. ayet budur. Muzafun ileyhe dikkat çekmek istiyor. Bu bağlamda Errahmani, Errahimi burada muzafun ileyh söz konusu değil. Neden 3 demiş? Ben tam olarak olayı anlayamadığımı ifade edeyim arkadaşlar. Tekrar bakıyoruz. 3. ayette öyle bir şey var mıdır? Yoktur. Ama biz daha geniş bakalım. Mesela Ba harfi cer var değil mi? Bismillah. Buradaki ba ismi kelimesinin sonunu cer etmiştir. İsmi kelimesi muzaftır. Lafzatullah muzafun ilehtir. Allahi, Bismillahi, Bismillahu değil mesela değil mi? Hi. Neden hi okuyorsun? Çünkü isim kelimesi muzaf. Allahi lafzı ise muzafun ilehtir. Bu yüzden hani bir muzafun ileh örneği verilecekse ayetlerden bu bir örnektir. Başka bir örnek verelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rab kelimesi muzaftır. El alemine muzafun ilehtir. Muzafun ileh ne demektir arkadaşlar? Mecrur konumdaki bir kelimedir muzafun ileh. Ve onun başında sağ tarafında bir muzaf vardır. Harfi cer değil de bir muzaf vardır. Muzaf zaten harfi cerle aynı işi yapar yani. Ardından gelen kelimeyi cer eder. El alemine cer durumundadır. Cem-i müzekker salim o değil mi? El alemune el alemine. Fetharununla bitmiştir. Sağında ya olacak veya vav olacak. An itibariyle ya var çünkü cer halinde. Cem-i müzekker salimlerin cer alameti yadır. Bunu daha önceki ünitelerde işlemiştik. Rab muzaf el alemine muzafın ile cer alameti yadır. Er Rahman muzaf değil. Er Rahimi muzaf değil. Konuyla hiçbir alakası yok. Üçüncü ayet konuya asla örnek olamaz. Dördüncü ayete geldiğimizde Malik muzaftır. Yevmi onun muzafın ileyhidir. Yevm aynı zamanda muzaftır. Eddini onun muzafın ileyhidir. Yani bir kelime
hem muzaaf hem de muzaafın ileyh olabilir. İki görev kendisine yüklenmiş olabilir. Yevm böyle bir kelimedir. Sağındaki kelime yani malik, yevme nedir? Muzaftır. Zaten yevmi görüyorsun, esra almış. Neden esterelim yevmi? Mimde niye esra var? Sağ tarafında muzaf olduğu için. Peki eddini, hemen sol taraftaki kelime neden esterele bitti? Çünkü sağında muzaf var. Yani yevm sağındaki için muzafın ileyh iken sol tarafındaki kelime için muzaftır. Belki de üçüncü ayet derken bunu kastetmiştir. Böyle örnek çok daha fazla verebiliriz yani. Şimdi devam edelim. Kadir suresi 1. ayet demiş. Ne var? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Oradan bahsediliyor. Orayı da bulduk. Kaçıncı ayet? 1. ayet. İnna enzelnahu fi leylet. Evet. Fi harfi cerdir. Leyle kelimesini cer etmiştir. Görüyorsunuz. Leyleti. Sonuncu harf esreyle yazılmış. Neden esreyle yazılmış bu? Çünkü başında harfi cer var. Peki el kadri, kadir kelimesinin sonuncu harfi neden esreyle bitti? Çünkü sağ tarafındaki leyle kelimesi muzaftır. Demek ki leyle kelimesi hem muzaftır, kadir kelimesinin muzafıdır, hem de fi harfi cerini nedir? Mecrurudur. Yani bir kelime tek şey olacak diye bir şey söz konusu değil. Muzaf olan kelime mecrur da olabilir, merfu da olabilir, mensup da olabilir. Muhtemelen bu ünitede anlatılacaktır zaten. Sonuç olarak leyle muzaftır. El kadri onun muzafın ileyhidir. Aynı şey burada yine var. Leyletül kadri. Leyle kelimesi muzaf. El kadri muzafın ileyh olduğu için sonuncu harfinde esre görüyorsun. Muzafın ileyh demek illa esreyle bitecek demek değil. Muzafın ileyh demek mecrur konumundaki kelime demektir. Cer halinde olacak yani. Ama bunun cerlik gerekçesi, onu cer eden şey bir harfi cer değil. Onun cer eden şey muzaf olmalı. Bu bakımdan harfi cer ile mecrurundan ayrılır yani. Muzaf, muzafın ileyh sağ tarafa yaz. Sol tarafa da harfi cer ve mecrur yaz. Aradaki fark ne? Harfi cerler sabittir yani. Belirli adedi vardır. 20 tane, 21 tane, 30 tane değil. Muzafa gelince milyon tane muzaf bulabilirsin. Belirli kelimeler değil çünkü. Leyletül Kadir yine aynı şekilde görüyorsunuz. Leyl muzaf, el kadri muzaf ile hep aynı kelimeler örnek verilmiş. Farklı bir örnek verelim biz. Min harfi cerdir. El fi kelimesini cer etmiştir. El fi onun mecrur cerlameti esre. El fi aynı zamanda muzaf, şehir kelimesi ise onun muzafın ileyhidir. Şehrin. Neden ra'da iki tane esre var? Niye böyle mecrur olmuş? Çünkü sağında muzaf var. Yani şuradaki harfi cer ikisini de cer etti diye bir şey söz konusu değildir. Daha çok örnek verebilirim ama yani ünite uzar. Önce bir üniteye bakalım. Daha sonra gerekirse biz ayetlerden bolca örnek de verebiliriz. Dil bilgisi. Arapçada isim tamlaması. Dil bilgisi konusuna anca geldik. El-kavaidu. El-ivafetu. El-kavaidu kaideler demektir. Yani kurallar. El-ivafetu. İzafet. Buna biz izafet diyoruz, muzaf diyoruz, muzafın leh diyoruz, isim tanımlaması diyoruz. Hepsi aynı şeyi ifade ediyor. En az iki ismin yan yana gelerek oluşturduğu tamlamaya isim tanımlaması denir. Arapçada tamlamanın öğelerinden tamlanana muzaf. Tamlayana ise muzafın leh denilmektedir. Buradaki muzaf ile daha önce işlemiş olduğumuz sahih ve mutelin muzaaf kısmı farklı şeylerdir. Buna dikkat edelim. Muzaf başka, muzafın yani muzaf başka, muzaaf başka. O da şeddelidir. Muzaaftır. Aynında şedde vardır. Aynı vardır bir defa. Bunda ise aynı yok. Muzaf, muzafın ileyh konusu isimlerle alakalıdır. Bizim o sahih mutel kısmında işlediğimiz sahih bir kısmı olan muzaf ise fiillerle alakalıdır. İkisi farklı şey. Bunun ikisini karıştırmayalım yani. Tamlayana muzafın ileyh denilmektedir. Tamam. Kitab-u Aliyyin. Burada Kitab-u Aliyyin ne demektir? Ali'nin kitabı. Zaten buraya Türkçesi yazılmış. Kitap muzaf olur. Aliyyin kelimesi muzafın ileyh olur. Muzaf olan kelime tenvin alamaz. Bu yüzden Kitab-u tek ötre verdim. Kitab-u Aliyyin. Muzafın ileyh ise
Temin alır da almaz da yani. Harfi Elif Lam olsaydı mesela temin alamaz değil mi? El-Ali-yi diye kalırdı. Bir durumda daha alamaz. O nedir? Bakalım kitap onu verecek mi? İlla ki verecektir. Şimdi ayrıntılar başlıyor. Tamlamanın ögeleri. Muzaf. Arapça tamlamanın ilk ögesi muzaftır. Yani sağ tarafta muzaf olur, sol tarafta muzafun ileyh olur demek istiyorum. Hiçbir zaman başında harfi tarif, belirlilik takısı yani elif lam bulunmaz. Hiçbir zaman diyor ama biraz abartılı oldu. Bazı durumlarda bulunur diyeyim ama çok da açıp kafanızı karıştırmayalım. Buna mukabil sonunda hiçbir zaman tenvinlenmez. Tek harekeyle hareketlenir. Evet. Muzaf denilen kelime siz aynen böyle bilin. Muzaf denilen kelime elif lamlı olamaz, tenvinli olamaz. Tanıma yöntemleri yani bir muzafı ben nereden tanıyacağım? Madde bir muzafın özelliği nedir o? Elif lamsızdır. Madde iki tenvinsizdir. Peki harekesi nedir? Cümledeki durumuna göre değişir. Mesela muzaf olan bir kelime eğer fa ise zamme alabilir. Veya mef'ul ise fetha alabilir. Muzafın başında harfi cer de olabilir. Bu durumda muzaf olan kelime ne olur? Esreli olabilir. Muzafın harekesi şu olacak diye bir şeyi biz söylemiyoruz. Sadece tenvin alamaz diyoruz. Onun dışında her şey olabilir. Yani burada zamme demiş, özne olursa zamme olur diyor da bu müfresse yani kalem gibi, kitap gibi öyleyse. Cemi müzeker olduğunu düşün. Mesela kitabune. Diyelim kitabune. Kitabune nedir? Bir defa harfle irab alıyor. Harekeyle değil ki zamme olsun. Yani burada zamme demesi, işte fetha demesi, esle demesi buna şey çok da önemsenecek bir şey değil. Daha geniş bir konu aslında. Buradaki asıl konu nedir? Muzaf olan kelime tenvin alamaz. Harekesi herhangi bir şey olabilir. Hareke değil, harfle de irab alıyor olabilir. Bu önemli değil yani. Tenvin alamaz. Madde bir tenvin alamaz. Madde 2 elif lamlı olamaz. Bu kadar. Dikkat. Arapçada bir isim ya belirli kullanılır ya da belirsiz. Belirli yani marifedir yani elif lamlıdır. Belirsiz yani nekredir yani elif lamsızdır. Belirlilik alameti kelimenin başında kullanılan elif lam takısıdır. Belirsizlik alameti ise sonra getirilen tenvindir. Bir kelimenin başına elif lam takısı varsa o kelime belirlidir ve artık sonuna belirsizlik göstergesi olan çift harfi asla gelemez. Elif lamlı kelimeye temin veremez. Doğrudur. Muzaf olan öge de bu kurala uyuyor yani. Elif lam olamayacak, olamaz zaten. Muzaf ileyh nasıl bir şeydir? İkinci ögedir yani soldadır ve daima mecrurdur. Muzaf ileyh nedir? Sol tarafta yer alır. Yani sağında muzaf vardır. Yani muzaftan sonra gelir. Muzaf ileyhten sonra gelir. Sağ tarafta muzaf, sol tarafta muzafın ileyh olur. Kalem muzaftır, el velet muzafın ileyhtir. Sağda muzaf, solda muzafın ileyh olur. Daima mecrurdur. Madde 1, muzafın ileyh sol tarafta. Madde 2, daima mecrur. Madde 3, onun mecrurluğu harfi cerden kaynaklanmaz. Madde 4, muzafın ileyh temin alabilir de almayabilir de. Elif lam ise alamaz yani şurada elif lam var. Elif lamsız olsa temin alırdı. Durum böyle. Peki kalemul veledi. Kalemun diyebilir misin? Şu kalem kelimesinin mimine temin verebilir misin? Veremez. Neden? Çünkü muzaftır. Muzaflar temin almaz dedi ki. Kalemi desen diyemezsin. Çünkü bunun da yani irabı kafana göre olmaz. Başında harfi cer mi var ki bunu esteleyeceksin? Başında muzaf da yok. Hiçbir şey yok. Bir kelime cümle başında merfu halde yazılır arkadaşlar. Bu da bir kuraldır. Bir cümle, bir kelime daima merfu yazılır. Ancak başına bir şey gelirse, onu etkilerse mensup yapabilir, mecrur yapabilir. Fiildir belki, cezmeder ama standartta merfu yazılır. Mesela KTB yektubu. KTB mazi fiildir, mebnidir. Bu yüzden KTBU olamaz, onu bırak. Ama yektubu muzarisi nedir? Mebni değil, mureptir ve görüyorsun. Yektu bu diyorsun, yektu be demiyorsun. Neden merfu okuyorsun? Çünkü bir kelime standart yazılımda yalın halde merfudur. Kalemul veledi, öğrencinin. Öğrenci demiş ama velet öğrenci demek değil. Çocuk demektir. Çocuğun kalemi. Velet ne zamandan beri öğrenci manasına gelmiş?
kalemut talibi. Talip olsa neyse. Kalemul veledi. Çocuğun kalemi. Muzaf muzaf aleyh ın in un diye bir aitlik belirtir. Mesela evin kapısı, arabanın direksiyonu, bilgisayarın mouse'u gibi. Bilgisayarın klavyesi, senin gözün. Bir göz demek var, bir de senin gözün demek var. Göz dersen herhangi bir göz. Ama senin gözün dersen ne olur? Bir belirlik hasıl olur. Kalem muzaf, el veledi muzaf ile kalemin irabı burada merfudur. El veledi ise mecrurdur. Tamlamanın türleri de varmış. Arapça tamlamalar belirtili, belirtisiz ve zincirlemesinin tamlaması olarak üçe ayrılabilir. Tamlamanın belirtili veya belirtisiz oluşu muzafın ileyhin yani tamlayanın belirli veya belirsiz oluşuna bağlıdır. Muzafın ileyhe bağlı. Bölge belirli ise tamlama belirtili isim tamlaması, belirsiz ise belirtisiz isim tamlaması diye bir şey söylenebilir. Babul hadikati, bahçenin kapısı, belirtilidir. Neden? Çünkü el hadika elif lamlıdır. Babu hadikatin, bahçe kapısı. Belirsiz bir tanımlama. Neden? Hadikada elif lam yok. Yani muzaf milih olan kelimede elif lam var mı yok mu? Varsa belirtili, elif lamsız ise belirtisiz isim tanımlaması olur. Demek ki muzafın ileyh olan kelime elif lamlı da olabilir, elif lamsız da olabilir. Elif lamlı ise temin alamaz. Tek esra alır, tek hareke alır. Elif lam yoksa temin alabilir. Şimdi isim tamlaması ile oluşmuş aşağıdaki cümlelerin irabını yapalım. Muzafın farklı durumlarda merfu, mensup, mecrur olabileceğini bir hatırlayalım. Kitabul üstazi cedidun. Kitap mübtedadır. Cedidun ise haber olur. Hocanın kitabı yenidir. Kitabul üstazi, hocanın, öğretmenin kitabı nedir? Cedidun, yenidir. Ama burada konu mübteda haber değil. Buradaki konu, asıl konu ne? Kitap muzaf, el üstazi ise muzafın ileyhtir. Muzafın merfu olduğunu görüyorum ben. Çünkü başında onu etkileyecek hiçbir şey yok. Standart yazının merfu olur zaten. Raf alameti sonda bulunan zammedir. Merfudur dedik zaten. El üstaz kelimesi muzafın ileyhin eliflamı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla belirtili isim tanımlaması söz konusu diyeceğiz. El üstaz kelimesi muzafın ileyhtir. Öylesi daima mecrur demiştik. Mecrur olmak zorunda. Mecrurluk alameti ne olsun? Çünkü biz daha önce gördük ki mesela tesniyenin cer alameti ya'dır. Cem zekke salimin cer alameti ya'dır. Bunları gördük. Ama müfret olsun, kırık çoğul olsun, onların cer alameti esredir. Öyleyse muzaf-ı ileyh olan kelimenin türünü önce tespit etmen lazım. El üstaz müfrettir. Ha, bu müfrettir. Muzaf-ı ileyhler daima mecrur olacak demiştik. Müfret olduğuna göre müfredin mecrurluk göstergesi, belirtisi neydi? Esreydi. Öyleyse biz bunu sonra bir esre verelim. Bu esre ona dayanarak geldi yani. Evet, mecrurdur, cer alameti esredir. Cedidun merfudur, haberdir. Raf alameti zammedir. Ehaztu miftahel hadigati. Ehaze fi tu fail miftah mef'ul el hadigati. Miftah muzaf el hadigati. Onu muzafın ileyh. Yani miftah hem mef'uldür hem muzaftır. El hadigati ise muzafın ileyhtir. Muzafın ileyh olan kelime eliflamlı olduğundan belirtili isim tanımlaması söz konusu. Bahçenin anahtarını aldım. Şimdi belirtili, belirtisiz olmasını bilmek önemli. Aynı zamanda mananın değiştiğine de dikkat edin. Bahçenin kapısı, bahçe kapısı. Yani nin takısı gelmedi değil mi? Bahçenin kapısı, bu in, un, un belirtili bir şeye aidiyet ifade etmesi bakımından olan bu ek ancak belirtilide kullanılıyor. Eliflamsız olsa, belirtisiz bir tanımlama olsa bahçenin, arabanın, bilgisayarın değil, bilgisayar masası, bilgisayar klavyesi, bahçe kapısı. Yani herhangi belirli değil. Belirsizlik söz konusu oluyor. Evet, bundan önce bu bir fiil cümlesidir. Çünkü fiille başlamıştır.
Ehaze fiil dedik. Ehaze ye'hudu hangi baptan oldu? Sahih muhtel olarak bir düşün. Nereye dahil oldu? Mazi, muzari bu şekilde bir düşün. Yazmış zaten gerçi. Mazi fiil, fail, bitişik zamir olan ta'l mutaharrike yani tu'dur. Miftah ise mef'ulü bihtir, mensubdur, nasb alameti fethadır ve aynı zamanda muzaftır. El hadigati muzafun ileyhtir, mecrurdur, cer alameti esredir, belirtilidir çünkü elif lam içermiştir. Bu yüzden bahçe anahtarını değil de bahçenin anahtarını demiştir. Celese fiil tu fail yani bir fiil cümlesi söz konusu çünkü fiille başlamıştır. Celes tu ben oturdum. Celese yecili su hangi bab? Tu fail dedik. Fi hadikatil külliyeti fakültenin bahçesinde. Fi de da içinde yani. Bahçesinde de çevirisi fiden geliyor. Hadika bahçe el külliye ise fakülte demektir. Fi harfi cerimizdir. Hadika onun mecrurudur. Bu hadiga olan mecrur bu hadiga var ya aynı zamanda muzaftır. El külliyeti kelimesini cer etmiştir. Yani zaten buradaki asıl konu neydi? Buradaki miftah muzaf, buradaki hadiga muzaf. Burada miftahın mensup olduğunu, burada ise hadiganın mecrur olduğunu görüyorum. Yani muzaf mensup da olabilir, muzaf mecrur da olabilir. Hatta daha yukarıda olduğu gibi muzaf ne olabilir? Merfu da olabilir. Demek ki muzaf merfu da olabilir. Yani açıklama merfu olabilir veya başka ne olabilirmiş? Mensup olabilir veya mecrur olabilir. Bu cümledeki durumuna göre değişir. En başta müpteda olduğu için merfuydu. Şimdi meful olduğu için mensup. Şimdi başında harfi cer olduğu için mecrur. Muzafın irabı şudur diye standart bir şey yok. Cümleye göre değişir. Bu yani. Ama muzafın ileyhlere bakın daima nedir? Mecrurdur. Cer alametleri burada hep esri olarak gelmiş. Çünkü hep müfret kullanılmış. Burada farklı bir tesniye mesela veya cemi kullanılmış olsa cer alameti artık esri değil de ya olurdu. Muzafın ileyh daima esri alır değil yani. Daima mecrur olur diyeceksin. Yukarıda örneklerde görüldüğü gibi muzafun ileyh diyor olmak mecrur olmayı gerektirirken muzaf olmak başlı başına herhangi bir harekeyi gerektirmemekte. Cümledeki durumuna göre değişir bu. Arapçada ikiden fazla ismin bir araya gelmesiyle oluşan tanımlamaya zincirlemesinin tanımlaması denir. En az iki diyordu tanımda hatırlıyorsunuz. İkiden fazla olsa ne olur? İkiden fazla isim bir araya gelirse bu şekilde bir muzaf muzafın ileyh zinciri kurulsa zincirleme isim tamlaması deniliyor. Bu tür tamlamalarda belirlilik takısı en sonda yer alan isme eklenir. Diğer isimler bir önceki ismin muzafın ileyhi olarak kestireyle hareketlenirler. Şimdi ne diyor? Elif lam sonuncu isme eklenir. Neden? Bir önceki isme eklesen muzaf olamaz artık. Çünkü muzaf elif lamsız olmak zorunda dedi ya. Şimdi 3 tane muzaf var diyelim. Sen ortancasını elif lam koydun. Bu artık muzaf olamaz. Muzaflıktan çıkmış olur. Bu yüzden muzaf olmayan parçasına yani yalnızca muzafın ileyh olan parçasına elif lam eklenebilir. Bu anlattığım karışık bir şey değildir. Nasıl değil hocam? Çok karışık. Şöyle değil. Bak şimdi. Miftah kelimesi sadece muzaftır. Muzafın ileyh değildir. Çünkü sağ tarafında hiçbir şey yok. Bab kelimesi hem muzaf hem muzafın ileyh. Çünkü sağdaki muzaftı ya, soldaki muzafın ileyhtir zaten, tamam. Ama aynı zamanda muzaftır, elbeyti ise onun muzafın ileyhidir. Sen burada bir tane elif lam vermek istersen şayet, müftaha veremezsin, verirsen muzaf olamaz. Baba da veremezsin, verirsen bu da muzaf olmaz. Ne yapmak zorundasın? Sonuncu kelime elif lam vermek zorundasın. Bu da muzaf olamaz. Olmasın, zaten daha kelime yok ki. Öyle değil mi? Bu yüzden sonuncu kelime elif lam verilebilir yani. Buraya bak, ilk kelime de yok, ikinci de yok, üçüncü de yok ama sonuncu kelime de elif lam var. Olmak zorunlu değil. Eğer olacaksa sonuncusunda olacak demek istiyor. Çünkü külliye elif lam koysan artık o muzaf olamaz. Anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi miftahü babil beyti, evin kapısının anahtarı. Belirtili bir tanımlamadır diyor çünkü sonuncu kelime de elif lam var. Sonuncu da elif lam olduğu için ikinci cümle de belirtilidir. Sonuncu cümlemizde ise hiçbir yerde elif lam yok. Dolayısıyla belirtisiz olması gerekiyor. Şimdi tekrar ilk cümleye dönelim. Miftahu babil beyti. Evin kapısının anahtarı.
ev kapısı değil yani evin kapısının anahtarı. Peki ne olmuş? Miftah kelimesi anahtar demek. Bab kapı demek. Elbeyt ev demek. Miftah muzaftır. Merfudur. Raf alameti zammedir. Tabi merfu olacak. Başında hiçbir şey yok ki onu irabını değiştirebilsin. Aslında bab kelimesi de merfu yazılmayı isterdi. Babun şeklinde. Ama bu mümkün olmamış. Neden? Sağ tarafında bir muzaf var. Bu muzaf bunu ne yapmıştır? Mecrur edecektir. Muzafın ile çünkü mecrur olur. Daima. Standart bu. Peki bab kelimesi aslında iki esir almak isterdi. Çünkü nedir? Nekredir. Babin olmak isterdi. Değil mi? Ba harfine. İkinci ba. İki ba ile yazılmış çünkü. Sol taraftaki ba da diyebilirim. İki esre vermek istiyor miftah. Babin yapmak istiyor. Aslında yapar yani. Miftahu babin. Evet. Ama ardından bir kelime daha gelmiş. Ve bab kelimesi sonra muzaf olmuş. Bu yüzden ba'daki iki esreden birini sileceksin. Çünkü muzaflar tenvinli olamaz demiştik ya. Bu yüzden iki esreden birisi gitti. Babi kaldı. Babi. Yani bu kelime arkadaşlar miftahın muzafın ilihi ama elbeytin de muzafıdır. Yani bir kelime iki görev yüklenmiştir. Nedir onlar? Hem muzaf hem muzafın ileyh. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz? Bir cümlede, bir satırda, bir paragrafta bir kelime ki kendisinde iki görev var. Hem muzaf hem muzafın ileyhilik görevi tek bir kelimeye yüklendiyse oraya zincirleme, isim tanımlaması dersin. Yani ikiden fazla isim bir araya gelmesi deyince biraz anlaşılmamış olabilir belki. Ben biraz daha berraklaştırmak istiyorum. Bir kelimeye hem muzaflık hem de muzafın ileyhlik görevi yüklenmiş ise. Değil mi? Şimdi bab kelimesi hem muzaf hem muzafın ileyh. Ha, öyleyse burası zincirlemedir. Bitti. Elbeyt nedir? Sadece muzafın ileyhtir. Muzaflık görevi kendisinde yoktur. Hani neden yoktur? Çünkü elbeyt bir kere elif lamlıdır. Olamaz. Aynı zamanda sol tarafında kelime yok ki neye muzaf olsun. Urfet kelimesine gelelim. Urfetle başlayan cümle. Urfetu amidi kulliyetil camiat. Üniversitenin fakültesinin dekanının odası. Urfet oda demektir. Amidi dekan demektir. Külliye fakülte, camia üniversite demek. Şimdi tek tek yine ele alalım. Burada en az bir kelime, iki görev yüklenmiş olması gerekir. En az bir tanesi. Urfet muzaftır, merfudur, raf alameti zammedir. Tabi merfu olacak. Başında hiçbir şey yok dedik ya. Aslında amid kelimesi de merfu olmak isterdi. Ama muzaf ile kendisi. Bu yüzden merfu olamaz. Ne olacak? Mecrur olacak. Cer alameti esir olması zorunlu değil. Bu kelime müfret olduğu için cer alameti olarak esir almış. Mesela amid dedik. Amidun yani amidane tesni olsa amideyni diye yazdırırdı değil mi? Cer alameti olarak ya arırdı. Peki amid kelimesi gurfetin muzafın ileyhi. Bu kelime de nekre olduğundan iki esre birden almak ister. Gurfetu amidin. Evet. Ama amid kelimesi aynı zamanda muzaf olduğundan temin alması mümkün değil. Bu yüzden amidi külliyetin olurdu. Külliye de iki esre almak. Yani temin almak isterdi ama bu da aynı zamanda muzaf. Muzaflar temin alamayacağından tek esre almıştır. El camiati elif lamlı olduğundan zaten iki esre alamaz. Şimdi gurfet sadece muzaf. Amid hem muzaf hem muzafın ileyh. Külliye hem muzaf hem muzafın ileyh. El camia ise sadece muzafın ileyhtir. Sonuncu kelimedir. Belirtili bir isim tanımlaması yapmayı istediklerinden elif lam kendisine verilmiş. İstisara vermezlerdi. Ama bu defa belirtisiz de şuraya yazmaları gerekirdi. Yazsalar ne olur? Bir şey olmaz. Sadece örneği bu şekilde vermek istemişler. Şimdi en az bir kelime. Mesela amid hem muzaf hem muzafın ileyh. Burada da iki tane değil mi? Külliye de hem muzaf hem muzafın ileyh. Dolayısıyla burası kesinlikle zincirleme isim tanımasıdır. Bir okul müdürünün arabasının kapısının camı. Bayağı bir uzatmışlar sayın seyirciler. Züccac can demek. Bab kapı demek. Seyyara otomobil. Müdür müdür medrese okul zaten. Bir okul müdürünün arabasının kapısının camı. Bir okul yani herhangi bir okul. Medrese reklamsız. Bir okul herhangi bir okul manasında. Şimdi züccac kelimesi merfudur raf alameti zammedir. Her kelime merfu olmak ister ama herkesin elinde değil bu işte. Etkilerler adamı. Şimdi züccac merfudur raf alameti zammedir. Aynı zamanda muzaf dedik değil mi? Muzaf evet. Bab kelimesi muzafın ileyhtir. Cer alameti esledir. Aynı zamanda muzaftır. Seyyarati hem muzaf hem muzafın ileyh.
Müdir hem muzaf hem muzafın ileyh. Medrese ise sadece muzafın ileyh. Burada en az bir kelimeye birden fazla görev, hem muzaf hem muzafın ileyhlik görevi yani verilmiştir. Dolayısıyla zincirleme bir isim tanımlaması söz konusudur. Bilmiyorum ne kadar anlatabildim konu. Yani bu muzaf, muzafın ileyh konusu çok kolay bir konudur arkadaşlar. Burada sıralama oluşturulurken sözcüklerin Türkçe tamlamaya göre sondan başa doğru sıralandığına dikkat edin diyor. Tamlamanın belirtili veya belirtisiz oluşu en sondaki tamlayanın belirtili veya belirtisiz olmasıyla alakalıdır. Bu önemli bir bilgi. Şu şekilde önemli. Mesela dese ki deniz kıyısının havası sıcaktır. Doğru yazım hangisidir diye verildiğini düşün. Soruda şöyle geçiyor. Deniz kıyısının havası sıcaktır. İşte bu mealli cümlenin Arapça tam karşılığı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer alıyor? Adam gelir cevuşat il bahri harrun yazar. Bir de gelir el har yazar diğer şıkka. Harrun el har mı? Hangisini seçeceksin? Değil mi? Önemli bir nokta. Ve az öncekileri bir düşünün. Belirtili belirtisiz diye vermişti ya. Şimdi şurada bir düşünün. Fakültenin bahçesinde oturdum. Bunun doğru yazılış Arapça olarak hangisidir? A şıkkı şu, B şu, C şu yazmışlar. Celestu fi haligatil külliyet. Yani elif lam olacak mı, olmayacak mı? Bu şekilde sizi sınayabilirler. Fakültenin dediği için, bahçenin un dediği için ne olmuştur? Belirtili olmuştur. Deniz kıyısının, bak burada kıyı kelimesinde in un var. Yani denizin kıyısı değil bu, deniz kıyısı. Havası sıcaktır. Cevv hava demek. Şat-i el-bahri. El-bahir deniz demektir. Şat-ı kıyı demektir. Harun sıcak. Cevv hava, şat-i kıyı, el-bahir deniz, harun sıcak demektir. Deniz kıyısının havası nedir? Harun sıcaktır. Deniz kıyısının havası sıcaktır. Buradaki cev kelimesi müpteda, harun ise haber olur. Müpteda ile haber arasında iki tane kelimenin girdiğini görüyoruz. İrab zaten burada yazıyor. Cev, müpteda, merfu, raf alameti, zamme, şat, i kelimesi, mecrur, cer alameti, esre, el bahri'den mecrur, cer alameti, esre yine. Şat-i muzaf yani. Aynı zamanda muzafın ileyh. El bahri ise sadece muzafın ileyhtir. Ehastu miftaha babi mektebir raculi. Adamın ofisinin kapısının anahtarını aldım. Evet, adamın ofisinin kapısının anahtarını. Ehazı fiil, tufail, ehastu, ben aldım. Ne aldım? Miftah anahtar demek. Bab kapı, mektep ise ofis manasında gelmiş. O manada kullanılmış. El racul adam demek. Adamın diyor bakın. Adamın yani in takı ilk kelimeye vermiş. Bu yüzden er-racül kelimesi eliflamlıdır. Yani belirtili birisini tanımlaması. Adamın belirtmiş. Bir adamın dememiş değil mi? Herhangi bir adam dememiş deseydi öyle bir şekilde. Bir adamın deseydi eliflamı silecektik. Mektebi raculin diyecektik. Bu önemli bir durum. Ehze fiil, tufail, müftah buradan mef'uldür. Bu yüzden mensuptur. Nasb alameti fethadır. Aynı zamanda muzaftır. Babi onun muzafın ileyhi celalameti esre. Bab aynı zamanda muzaftır. Bu yüzden mektep kelimesi muzafın ileyhi olmuştur. Celalameti esredir. Mektep aynı zamanda muzaftır. Er-raculi bu yüzden ne olmuştur? Cer olmuştur. Celalameti esredir. Demek ki bab hem muzaf hem muzafın ileyhi. Mektep de aynı şekilde hem muzaf hem muzafın ileyhi. Oysa miftah sadece muzaf. Er-racul sadece muzafın ileyhi. Harekelere mi dikkat edin? Dikkat ettiğinizde ilk muzaf olan kelimenin cümledeki yerine göre hareketinin değiştiğini artık bunu bilir olmanız gerekir. Muzafın irabı sabit değil, cümledeki durumuna göre değişir. Şimdi yazılan şeyler çok önemli olduğundan burada arkadaşlar kalın harflerle yazılmış, vurgu yapılmıştır yani. Muzaf olan sözcük ikil veya düzenli eril çoğul olduğunda İkil veya düzenli eril çoğul olan kelimenin sonundaki nun harfi düşürülür. Yani yazıda yer almaz. Yani silinir. Yani onu göremezsin. Yani yoktur. Bayağı bir yani yaptım. Çünkü çok önemli. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. H
hadara muallimane, hadara muallima olur. Güzel örnek vermişler. Hadara geldi. Kim? Muallimane. İki tane erkek öğretmen geldi. Hazara fiil, muallimane fail. Raf alameti eliftir. Tesniye değil mi bu? Tesniye olduğunu estreyinundan anladım. Peki şimdi diyor ki muallimani kelimesi bu şekilde yazılır. Zaten biliyorsunuz. Muallimani, kalemani, defterani. Fark etmez bu şekilde. Veya nasıl yazarsın? Ya ile yazarsın. Nas ve cer durumunda olduğunu düşün. Muallimeyni, raculeyni, kitabeyni, kalemeyni. Yaz yaz git. Ama diyor ki tesniye olan bir kelime muzaf olursa sondaki şu nun var ya artık yazılmaz. Muallima diye kalır. Eğer raf halindeyse elif yazacaksın. Cer veya nasb halindeyse bunu ya'ya çevir. Muallimey diye yazarsın. Evet, burası önemli bir nokta. Şimdi bu anlattıklarımız ışığında hazara fiil, muallima yine fail. Ama nedir aslında? Muallimani'dir burası. Muallimani idi. Ne zaman ki buradaki muallimani kelimesini muzaf yaptık. Sol tarafındaki kelimeyi de dolayısıyla muzaf ile yaptık. Muzaf yaptığın kelime ne? Tesniye. Tesniyeler muzaf olduklarında sonlarındaki nun silinir. Dolayısıyla muallimani kelimesi muallima diye yazılacak artık. Tesniye bir kelimeyi muzaf yaparsan sonundaki nunu silersin. Olay bu. Ra'aytu muallimeyni. Ra'a fiil, tu fail. Muallimeyni tesniyedir. Mensuptur. Nasb alameti ya'dır. Yine iki öğretmen gördüm manasındadır. Ra'aytu ben gördüm. Muallimeyni iki öğretmen. Şimdi muallimeyni kelimesini muzaf olarak kullanırsan ne olur? Tesniye nunun düşmesi lazım. Düşür bunu, sil. Sondaki nunu silersen muallimey diye kalır değil mi? Sadece nunu siliyoruz. İşte aynısını bir daha yazıyorlar. Ra'a fiil, tu fail, muallimey mef'ul bih'tir, mensuptur, nasb alameti ya'dır. Bu bir tesniye. Nasıl tesniye? Nun yok. Muzaf olduğu için nun silindi. Demek ki nunlar tesniyede ne zaman silinir? O tesniye muzaf olduğunda. Tesniyedeki nun ne zaman silinirmiş? Tesniyeyi muzaf yaparsan tesniyenin nunu silinir. Muzaf yaptığın o kelime yani şurada olduğu gibi mensup konumda da olabilir. Şurada olduğu gibi merfu konumda da olabilir. Tesniyeyi muzaf yaptığında merfu da mensup da mecrur da her şey olabilir. Konumuz o değil. Şu andaki konumuz nunun düşmesi. Ama nun düştüğünde geriye nasıl bir şey kalır? İşte şöyle muallima diye de kalabilir. Muallimey diye de kalabilir yani. Muallimey el medreseti. Muallimey muzaftır. El medreseti onun muzafun ileyhi olmaktadır. Peki yukarıdaki bilgilere bir atıf yapalım. Nasıl bir muzaf bu? Belirtili, belirtisiz. İsim tamlaması nasıl yani? Belirtilidir. Çünkü muzafın ileyhinde ne var? Elif lam var. Okulun iki öğretmenini gördüm manasına geliyor. Okulun, bir okulun, herhangi bir okulun dememiş. Eğer yazarsa herhangi bir okulun iki öğretmenini gördüm derse ne yapman lazım? El medrese değil, muallimey medreseti yazacaksın. Yani Türkçe cümle verip Arapçayı da isteyebilir. Hazara fiil, buraya kadar tesniye anlatıldı yani. Tesniye bitti. Tesniyenin raf halinde, tesniye bir kelime muzaf ve raf halinde. Onun örneği verildi. Tesniye bir kelime yine muzaf ama nasb halinde. Burada da onun örneği verildi. Şimdi Cemil Müzekker Salim'in örnekleri verecek. Hazara geldi. Kimler gelmiş? Muallimune, öğretmenler geldi. Burada eski bir bilgimiz atıfta bulunarak failin cemi, fiilin ise müfret geldiğini hatırlayalım. Fail müfret de olsa, tesniye de olsa, cemi de olsa fiil daima müfret gelir demiştik. Hazara fiil, muallimune fail olan kelimemizdir. Merfudur, raf alameti ne? Vav'dır. Neden? Çünkü cemi müzekker salimlerde raf alameti vav'dır. Zamme değildir. Tamam. Şimdi bu cemi müzekker salim ne olmuş? Cemi müzekker salimi muzaf yaparsan sondakinin düşer. Bakın muallimune hazara, muallimune yazılan cümle hazara muallimu el medreseti. Yani sondakinin düştü. Şuradaki muallimune ile aşağıdaki muallimune aynı şey, aynı kelimeler. Sadece buradan sondakinin yazılmıyor. Neden? Çünkü şu anda buradaki hazara muallimu el medreseti cümlesindeki muallimu muzaftır.
Kayde nedir? Cemi müzekker salimler ve tesniyeler. Her ikisi için de geçerli. Bunlar muzaf olduklarında sonlarındaki nun silinir. Muallimu burada raf halindedir. Vavla o yüzden yazılmıştır. Çünkü fail. El medreseti onun muzafın ilehidir. Burası bir fiil cümlesi değil mi? Fiil, fail, meful. Mefullerinde meful yok gerçi. Ra'eytu muallimine. Ra'afi tu fail muallimine ise burada mefuldür. Şimdi ra'afi tu fail dedik. Muallimine diye de yazılabilir. Yazılmış zaten. Neden böyle yazılmış? Çünkü mefuldür. Mefuller mensuptur. Öyleyse bu kelimeye nasb alameti vermen lazım. Cemi müzekker salim olduğu için nasb alameti olarak ya alıyor bu. Yani Cemi müzekker salim değil. Mesela müfet olsaydı nasb alameti olarak fetha alırdı. İsimlerde irab konusu bu. Daha önceki ünitelerde işlendi. Peki ne olmuş? Şöyle bir şey olmuş. Şimdi diyor ki nasb halindeki bir kelimeyi, nasb halindeki bir cemi müzekker salimi bir de ben muzaf yapsam ne olur? Ne olur? Sondakinin silinir. Ra'afi, tu fail, muallimi hem meful hem muzaftır. Muzaf olduğu için sondaki nun silinmiştir. El medreseti ise onun muzafın ileyhidir. Yani buradaki konu şu. Tesni olsun, cemi olsun bunları muzaf yaptığımızda nunları düşüyor ya. Nunun düştüğünü nereden anlayacağım? İşte nun düşerse ya sen bu tesniyi muallima ya da muallimey diye görürsün. Cemi müzekker salimde nun düşerse o cemi müzekker salim ya muallimu ya da muallimi diye görürsün. Fark ne? Bak muallimi, muallimey. Bu şeye çok dikkat edin. Bunlar çok karıştırılan şeyler. Muallimey, muallimi. Yani burada tesniye ise kelime şayet. Yani şunu demek istiyorum. Tesniye ile Cem Müzekker Salim'in nasb halleri, muzaf olduklarında nasb hallere benziyor. Karıştırılabiliyor. Karıştırmayın arkadaşlar. Nasıl karıştırmayız? Bir defa tesniye de ya cezimli, Cem Müzekker Salim'de tesniye de cezim bile yoktur. İkinci fark, tesniyede yağının sağı fethalı iken Cem Müzekker Salim'de yağının sağı esrelidir, met harfidir, uzatır, muallimi şeklinde. Tabi ardından gelen kelime cezimli yani ilk harf cezimli olduğundan uzatmayacaksın. Muallimil diyeceksin. Muallimil medreseti denilmez yani. Ama bu benzerlikler kafanızı karıştırmasın yani. Adam örnek verir böyle. Tesniye midir, cemi midir? Hadi bakalım. Bu farkı aklımızda bulundurursak cemi mi, tesniye mi ayırt ederiz. Ehade fi tu fail min harficer muallimine onun mecruru. Ehadtu ben aldım minel muallimine öğretmenlerden aldım. El muallimine mecrur cer alameti yadır. Hocam nasıl duruyor da muallimi ne diyorsun? Belki muallimi ni, belki nun esreli. Nun esreli değil ki. Yani bu kelime tesniye değil çünkü. Çünkü bu kelime cemi müzekker salim. Nereden anladın? Ya'nın sağında esre var. Oradan anladım. Çünkü tesnielerde ya'nın sağında esre olmaz demiştik. Bu yüzden bunun cemi müzekker salim olduğunu anladım. Cemi müzekker salimin nun fethalı olduğunu biliyorum. Bu yüzden buna fethayı verdim. Peki diyor ki şimdi cer halindeki bir cemi müzekker salimi kullanalım. Ehaztu ehaze fi tu fail min harfi cer muallimi onun mecruru ve aynı zamanda muzaftır. El medreseti ise muzafın ileyh olmaktadır. Min muallimil medreseti. Yani nun yine düşmüştür. Çünkü bu kelime muzaftır. Cemi müzekker salimler muzaf olduklarında sonlarındaki nun düşer. Şimdi Cem Müzekker Salim'e daha fazla örnek vermiş. Yani görüyorum ki Cem Müzekker Salim'in cer haline de örnek vermiş. Oysa tesliğinin cer haline örnek vermemiş. Ama bu önemli değil. Çünkü nasbı da cerri de aynı alamet olduğundan değişen bir şey yok. Sonuç olarak tesliğe ve Cem Müzekker Salim'ler muzaf olduklarında sonlarındaki nun düşer. Düşerse nasıl bir şey olur, nasıl görünür? İşte onu canlandırmak istemişler. Ya muallimey ya muallima diye tesniyeyi görürsün. Cemil Zeker Salimi de ya muallimi ya da muallimu şeklinde görürsün. Muzafun ileyh daima mecrurdur. Bu defalarca anlatıldı. Evet, muzafun ileyh olan sözcük ikili veya düzenli el olduğunda hareke kesreyle değil, harekeyle değil, kesreyle değil, harf ile mecrur olduğunu unutmayın. Yani muzafun ileyh daima mecrurdur demek daima esrelidir demek değildir. Bunu daha önce de söylemiştim.
tesnielerin mecruru ya ile olmakta. Cer alameti. Cem-i müzekker halinde de cer alameti yine ya'dır. Yani mecrur eşittir esre değildir. Tamam. Şimdi yeni bir örnek veriyor burada. Aşağıdaki cümlelerin irabını yapalım. Harece fiil, tabiba, fail ve muzaf. El ibadeti muzafın ileyhtir. Harece yehrucu, feale yef'ulu. Birinci baptandır, mazidir. Müfet, müzeker, gaiptir. Tabibani aslında değil mi? Tesniyedir bu. Tesniyedir. Raf halindedir. Tabibani. Sonunda onun olmalı idi. Ama bu kelime muzaf olduğundan, hem tesni hem de muzaf olduğundan sondakinin silinir. Bu yüzden tabiba diye kaldı. El ibadeti onun muzafın ileyhidir. Mecrurdur. Cer alameti esredir. Niye esredir? Müfet olduğu için. Mecrur olan her şeyin cer alameti esre olmazdı. Müfet olduğu için böyledir. Buradaki elif ise nedir? Bunun merfu olduğunun alametidir. Tesniyenin rafu halinde olduğunun alameti. Kliniğin iki doktoru çıktı manasına geliyor. Harece çıktı. Tabiba iki doktor. Tabibel ibadeti. Pardon. İyadeti. İyade klinik demek. Kliniğin iki doktoru. Hani herhangi bir kliniğin demek isteseydi tabiba iyadetin derdi. Eliflem kullanmazdı. Eliflem kullandığı için kliniğin diyor. Herhangi bir klinik doktorları. Herhangi bir klinik iki doktor demiyor yani. Harace müdiru el mesna'i ila el hadigati. Fabrikanın müdürleri bahçeye çıktı. Harace çıktı. Kimler çıkmış? Müdiru ne? Aslında değil mi? Nun var. Müdiru ne? Ama müdiru diye kalmıştır. Cem-i müzekker salimdir. Merfu olduğu için vavla yazılmıştır. Müdiru ne? Müdiri ne? Müdiru ne? Müdiri ne? Vav yerine ya olsa nasb-ı cer olurdu. Ama bu vavla yazılmıştır. Öyleyse merfudur, raf alameti vavdır zaten. Sondaki nun silinmiştir. Çünkü bu kelime Cem-i müzekker salim an itibariyle muzaftır. Muzaf olduğundan sondaki nun silinir. El-mesna'i onun muzafın ileyhidir. Fabrika manasına gelmektedir. Fabrikanın müdürleri demektir bu. Çıktı. Kim çıktı? Müdirul mesna'i. Fabrikanın müdürleri çıktı. Nereye doğru çıkmışlar? İlel hadigati. Bahçeye çıktılar. İlâ harficer el hadigati. Onun mecruru. İlâ ne manasına gelen bir harficerdi? Lil intihai. Son bildiriyor. Bahçeye çıktı. Bahçeye kadar. Daha ileri değil yani. Son bildiriyor bu. Mazi diyor. Üçüncü teki şahıs eril. Evet, ayrıntı vermiş. Çok güzel. Müdiru anlattığımız şeyler anlatıyorlar. El mesnad da aynı şey. Harfi cerdir. Cerlameti esnedir vesaire. Birleşik nesne zamirleri herhangi bir ismin sonuna geldiklerinde muzaafın leh olurlar. Kısacası zamir ile harf bitişirse mi demek istiyor? Harf değil. Zamirle isim bitişirse, şurada olduğu gibi, sadiqihi, sadik isim, hi, zamir. Diyor ki bir isimle bir zamir bitişirse, o isim kesinlikle muzaf, zamir de kesinlikle muzafın lehi olur. Tekrar edelim, bir zamir ile bir isim bitişirse, kalem hu'da da var bakın, kalem bir kelime hu, bir zamirdir. Sadiq bir kelime hi, bir zamirdir. Bir zamir ile bir isim bitişir ise, bitişik yazılırlarsa, gale mehu ve sadigihi de olduğu gibi. Bu durumda ne olur? Bu durumda o isim kesinlikle muzaf, bitişen isim, bitişen zamir de kesinlikle muzafun ileyh olur. Daha önce geçtiği üzere bütün zamirler mebnidir, yani değişmezler. Şimdi gale muhuhu zamirdir dedik, tamam. Dedi ki isim ile zamir bitişirse o isim kesinlikle muzaf olur. Zamir de kesinlikle muzafın ileyh olur dedin sen. Kalem muzafı muzafın ileyh. Nasıl muzafın ileyh? Ötreyle yazılmış, niye esreyle yazılmamış denilmez yani. Neden? Hu mebnidir. Daima hu diye yazılır. Sadiqihi burada esre almış. Hi başka bir zamir. Hi daima hi diye yazılır. Hi de he diye yazamazsın, hu diye yazamazsın. Hu diye yazarsan hu başka bir zamirdir. Hi başka bir zamirdir. Yani sadık kelimesinden dolayı buradaki he harfi, he zamiri esre almadı. Zaten böyle olduğu için böyle oldu.
Yani nedir? Zamirler mebnidir, değişmezler. Bu yüzden muzafın leyh olan zamirin irabını yaparken, irabını ifade ederken mahallen mecrur diyeceksin. Kaleme hu, hu nedir? Muzafın ileyhtir, mahallen mecrurdur. Sadiqihi hi muzafın ileyhtir, mahallen mecrurdur. Celal ameti şudur budur denilmiyor. Ehebe fiildir, mazi fiil. Ehebe ye'hudu, fe'ale yef'ulu, birinci baptan. Gaiptir, müzekkerdir, müfrettir. Yani şunlar ben de söylemiş oldum. Sahihin mehmuz kısmı değil mi? Ehebe ye'hudu, sahihin mehmuz. Yani hemzelenmiş bu. Mehmuzul fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam. Hangisi? Mehmuzul fa. Şuradaki bilgilerden daha fazlasını vermeye çalıştım. Muhammed ise nedir? Faildir. Merfudur, raf alameti zammedir. Muhammed kelimesi hammede yuhammidu tahmidun muhammidun muhammedun. İleri de gelecektir muhtemelen. Tef'il babından ismi mef'uldür. Tef'il babının binası teksirdir. Yani çokluk ifade eder. Bu ayrıntılar ilerleyen kısımlarda gelir. Artık Arapça birde midir, üçte midir? Yakında gelir. Muhammed fail dedik. Kalem mehu, kalem kelimesi mef'ul bihtir, mensuptur, nasb alameti fethadır. Hu ise başka bir şeydir. Yani kalem hu mef'ul bih değil. Kalem aynı zamanda muzaftır. Hu muzafın ileyhtir, mecrurdur. Celal ameti yoktur. Çünkü mahallen mecrurdur. Niye? Çünkü mebnidir. Niye mebni? Çünkü zamirdir. Min harfi celdir. Sadiqi onun mecrurudur. Sadiq aynı zamanda muzaftır. Hi muzafın ileyhtir, mebnidir. Mahallen mecrurdur. Sadık mecrur celal ameti esre. Bunlar da aşağı yukarı aynı şeyler anlatılmıştır. Siz yine okursunuz. Arapçada kül sözcüğü ile belirtili veya belirtisiz isim tamlamalar oluşturulabilir. Tamlayanı belirsiz olduğunda kül kelimesi her anlamındadır. Tamlayanı belirli ise kül kelimesi bütün anlamına gelir. Her veya bütün diye mana vereceksin. Küllü insanin, her insan. Küllün nasi, bütün insanlar. Küllü yevmin, her gün. Küllül yevmi, bütün gün. Küllü usbu'in, her hafta. Küllül usbu'in, bütün hafta. Ne fark eder? Değil yani, mana fark eder. Bütün hafta boyunca ders çalıştım. Her hafta ders çalıştım. Bütün hafta boyunca ders çalıştım demek 7 gün çalıştım. Her hafta çalıştım demek 1 yıldan bahsediyorsan çok iyi çalışmışsın. Zaman farklı olur. Her gün, hani ayın her günü dedin mi 30 gün çalıştım. Bütün gün çalıştım dedin mi 24 gün, 24 saat çalıştım. Fark vardır. Mesela bir cümle verir, der ki bütün insanlar zekidir. Bunun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bir tanesinde küllün nasi diye başlar, nokta nokta cümle devam eder. B şıkkında küllü insanın yazar, nokta nokta devam eder. Ya Allah Allah, acaba hangisi diye şaşa kalabilirsiniz. Şaşa kalmamak için küllü insanın her insan demektir. Küllün nasi bütün insanlar demektir. Bunu aklında tutsan yeter. Yani fark ne, anladınız değil mi? Belirtili belirtisiz diyor ya, buradaki küllü muzaftır. Ennas muzafın ileyh, nasıl muzafın ileyh? Elif lamlı. Elif lamlı olduğundan, muzafın ileyh elif lamlı olduğundan buradaki kül muzafı bütün manasındadır. Küllü insanın, insan kelimesi elif lamsızdır burada. Yani muzafın ileyhi burada nedir? Elif lamsızdır. Bu yüzden muzaf olan kül her manasına geliyor. Bütün manasına gelmiyor. Böyle bir durum olduğu ifade edilmiş oldu. Küllü insanın her insan demektir. Her gün sinemaya giderim. Ezhebu ben giderim ile sinema. Sinema külle yevmin, her gün. Her gün gidiyormuş. Zamanı çok bol. Amiltu kullel yevmi, bütün gün çalıştım. Amiltu ben çalıştım. Kullel yevmi, bütün gün. Külle yevmin olsaydı ne olurdu? Her gün olurdu. Ama kullel yevmi elif lamlı olduğundan bütün gün oldu. Arapçada haftanın günleri de birer isim tanımlaması yapısındadır. Haftanın günlerini inceleyin bakalım. Yevmul isneyni, pazartesi günü. Yevm muzaf, el isneyni muzafın ileyh.
Buradaki tüm yevm kelimeleri muzaftır. İlk kelimelerin her biri, sağdakilerin her biri geride işte muzaf. Soldakilerin her biri de muzafun ileyh olmaktadır. Haftanın günleri zaten bunları telaffuz etmiştik. Yevmul isneyni, isnani isneyni. Tesniye bir kelime. Cer halindedir. Cer alameti yadır. İsneyni. Yevmus sürese. El sürese 3 demek zaten. Salı günü olur yani. 3. gün salı günüdür. Allah Allah. Pazartesi 1 ise salı 2. Nasıl 3 oluyor? Çünkü günler pazardan başlıyor Arapçada. Yevmul erbi'e. Çarşamba günü. Erbi'e 4 demek zaten. Çarşambaya 4. gün demiş. Çünkü günler pazardan başlıyor. Yevmul hamis. Perşembe günü. Hamis 5 demek. Yevmul cumaati. Zaten buna 1, 2, 3, 4 dememiş. Direkt cuma demiş. Cuma günü. Yevmul sebti. Cumartesi günü. Yevmul ahad. Ahad 1 demek. 1. gün. Yani pazar günü. Dikkat! Arapçadaki sayı isimlerini inceleyiniz ve bazı gün isimleriyle sayı isimlerinin arasındaki ilintiyi fark ediniz. Az önce söylediğim şey olsa gerek değil mi? Vahid 1 demek. Arapçada da 1 yazılır. Şu an rakamları öğrenmenizi istemişler. Türkçede 1. Arapçada harf ile yazılışı, Arapçada rakam ile ifade edilmesi. Türkçede rakamla ifade, Arapçada harflerle ifade, Arapçada rakamla ifade. 2 böyle yazılır yani. 3 böyledir. 4 budur. 5 budur. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 da budur. İşte aşağıda zaten Türkçesi yazıyor. Ortada da harflerle yazılış. Vahidun, isnani, selasetun, erba'etun, hamsetun, sittetun, seba'etun, femaniyetun, tis'atun, aşaratun. 1-10 arası sayıları kolay ezberlemek için şurayı tıklayıp dinleyin demişler. Güzel bir çalışma. Sizce muzafın başında el takısı olmamasına rağmen sonra neden temin kabul etmez? Araştırın. Bunu söyledik arkadaşlar. Ne söyledik? Muzafın başında elif lam yok ama yine de temin kabul etmiyor. Neden? Araştırın denilmiş. Cennet annelerin ayakları altındadır mealindeki hadisi şerifin Arapçasını araştırıp bulun. Bu hadisi şerif içerisinde yer alan isim tamlamasının yapısını öğrendikleriniz ile ilişkilendirin. Hemen aşağıda var zaten. Olmasaydı kendimiz bulabilirdik. Diyor ki el cennetu, biraz karışık gibi diyebilirsiniz. El cennetu, cennet nedir? Tahte ekdamil ümmehati. Bunu daha açık yazılışını bulayım ben size. Bunu Arapça klavyemizde yazalım. El cennetu. Yanlış yazdık galiba. El cennetu. Yanlış da olsa önemli değil. Google Hazretleri düzeltir. El cennetu tahte ekdam, gerisinde yazmayayım herhalde. Gerisinde Google bulsun değil mi? Bir şeye yarasın yani. Her şeyi biz yapacak halimiz yok. Bakalım neler çıkıyor. Diyor ki ma sıhhatu hadis el cennetu tahta ekdamil ümmehat. Bu hadisin sıhhati nedir diyor. Bakın ma ile başlamış. Soru edatı biliyorsunuz soru olduğunu artık. Ma sıhhatu, sıhhati nedir? Neyin? Hadisi şu. Burada ma soru edatı. Sıhhatu, hadisi. Bak hadisi, sıhhat burada muzaf oluyor. Tam da konumuz. Olaya bak. Bir şeyler yazmışlar ama buradaki Arapça karakterler hoşuma gitmedi. Okumaya değmez. Daha net bir yer bulalım biz. Bilmiyorum ne derece görüyorsunuz. Biraz kaydırayım şunu da. Siz de benim gibi görün yani. An Enes bin Malik demiş radıyallahu anhu kâle gâye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el cennetu tahta ekdamil ümmehât isnaduhu zayıfun, isnadı zayıftır. Ehracahu, diyor ki şurada geçiyor Müsned-i Şahab'da tahric edilmişti ve Hatip'te geçiyor, Hatip'in camisinde geçmektedir.
Şöyle şöyle şöyle, ama biz burada ne arıyorduk zaten? Yani sahih mi değil mi, bunun peşinde değildik. Doğru değil mi? Konumuz bu değildi bizim. Nerelerde geçtiği anlatılmış. İşte ne sahide geçer, şurada geçer, burada geçer. Bayağı geniş bir araştırma yapmış arkadaşlar. Yani ben size bunu tam olarak harekeli halini bulayım. Ya da bulmasam doğru diyelim. En azından yazılışını farklı şekilde gördünüz. El cennetu tahta اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ El cennetu tahte. Tahte kelimesi muzaf olur. El cennetu tahte. Ekdami muzafun ileyh olur. Ekdami hem muzafun ileyh hem muzaftır. El ümmehat ise onun muzafun ileyhi oluyor. Yani hayali bir şeyden bahsediyor olmayalım. El cennetu tahte اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ. El cennetu. Cennet burada aynı zamanda mübteda arkadaşlar. Tahte ise haberidir. Değil mi? Zarf olarak gelmiş. Zarf olarak, yani şibih cümle olarak haber gelmiştir. Aynı zamanda tahte zarftır biliyorsunuz. Aynı zamanda muzaftır. Ekdami onun muzafın ileyhi. Ve aynı zamanda muzaftır. El ümmehati onun muzafın ileyhi olmaktadır. Demek ki ne var burada? Zincirleme bir isim tanımlaması var. Nitekim ekdam iki görev var kendisinde. Herhangi iki görev değil ama hem muzaflık hem muzafın ileyhlik bir kelime de mevcutsa orada zincirlemesini tanımlaması olur demiştik. Sanırsam anlaşıldı. Durumlar böyle. Şimdi devam edelim. Evde ne var? Mada fil beyti. Mada ne var fil beyti evde? Mada ne fil beyti evde vardır. Merhaben, merhaba. Ene Hasan. Ben Hasan'ım. Adım Hasan. Hada, bu da beyti, benim evimdir. Hada dedi, bakın hadihi demedi. İsmi şart olarak konuyu bir düşünelim. Fi beyti, evimde vardır. Ne vardır? Vurfetu culusin, oturma odası. Ve vurfetu nevmin, uyku odası. Ve medbehun, bir de mutfak. Ve hammamun, ve hamam vardır. Beyti sagirun, evim küçüktür. Ve murihun, ve rahattır. Evet, evini anlattı. Geçtik. Merhaben ene nurun. Ben de nurum. Hada beyti. Bu da benim evim. Hada ismi işaret olarak geçiyor. Müfrettir, müzekkerdir biliyorsunuz. Burada mübteda olarak gelmiştir. Beyti ise haberdir. Fi beyti evimde vardır. Ne vardır? Saletun. Bu arada fi beyti evimde vardır diyorum ya. Burası haber yani. Az önce de geçmişti. Nasıl haberdir? Şibih cümle olarak değil mi? Harfi cer ve mecruru söz konusu. Haber şibih cümle. Müptedası ise nekre gelmiştir. Bu yüzden haberin takdimi, yani önce haberin sonra müptedanın gelmesi vaciptir. Saletun ise mübteda. Nekredir görüyorsunuz. Evimde bir salon vardır. Bir salon. El sale demiyor değil mi? Elif lamsız. Bu yüzden bir salon diye çeviriyor. Ve vurafu culusin. Ve ne varmış? Oturma odaları var. Hurafu culusin. Oturma odaları. Ve hurafu nevmin. Ve yatak odası, uyku odası, uyuma odası. Ve hurfetu taamin. Ve yemek odası. Ve medbahun. Ve bir mutfak. Ve hammamani. Ve iki tane hamam vardır. Ve lehu o ev için vardır. Ev için ne vardır? Hadigatun bir bahçe ki kebiratun büyük. Büyük bir bahçesi var. Lehu burada haberdir. Nasıl haber? Şibih cümle. Çünkü lam harfi cerhu mecruru. Şibih cümle. Hadiga ise nekredir mübtedadır. Kebira ise ona sıfatı olur. Beyti benim evim var ya kebirun büyüktür. Ve daha nedir? Hadiun ve sakindir. Madane fi beyti Hasan'ın Hasan evinde ne vardır diyor. Madane ne var fi beyti Hasan Hasan evinde ne var? Fi beyti Hasan Hasan evinde vardır. Ne vardır? Vurfetu culusin. Fi beyti Hasan burası şibih cümle olarak haberdir. Mukaddem haber. Mukaddem haber öne geçmiş haber demek. Vurfe ise burada mübteda olur. Muahhar mübteda yani tehir edilmiş. Yani haberden sonra gelmiş. Fi beyti Hasan. Hasan evinde var. Ne var? Hurfetu culusin. Oturma odası var. Bir oturma odası. Ve hurfetu nevmin. Ve uyku odası var. Yani yatak odası. Ve medbehun. Bir mutfak var. Ve hammamın. Bir de hamam. Yani banyo var.
Elbeytu Hasan kebirun. Hasan'ın evi büyük müdür? La, hayır. Beytuhu sagirun. Onun evi nedir? Sagirun, küçüktür. Madane fi beyti nurun. Nur'un evinde ne var? Fi beytiha. Bakın, zamir ünitesine ile ilişkilendirelim. Zamir ünitesiyle ilişkilendirelim. Fi beytiha diyor. Fi beyti hu gibi bir durum söz konusu değil. Mesela gurfetun. Burada nerede vardı? Bir şey arıyorum şu anda. Aradığım şey şöyle olabilir. Beytuhu diyor. Bakın, beytuhu, onun evi. Hu demiş, ha dememiş. Neden? Bir erkekten bahsettiği için. Hasan'dan bahsediyor. Ali veli de olsa fark etmez mi? Ama an itibariyle fi beyti ha diyor. Hu demiyor. Neden? Çünkü bir bayandan bahsediyor. Fi beyti ha, o nurun, yani o nurun evinde vardı. Ne var? Saletun, bir salon. Ve gurafu nevmin, ve uyku, yani yatak odaları. Bakın, gurfetun müsrettir. Guraf ise cemi mükesser, kırk çoğul. Gurafu nevmin, uyku odaları, yani yatak odaları. Ve gurafu culusin, ve oturma odaları. Gurfetun müfret, guraf cemi mükesser. Gurfetun az yukarıda geçti. Şimdi yine geçiyor, bakın. Ve gurfetu ta'amin, ve bir yemek odası. Ve hammamani, ve iki tane de banyo vardır. Hel beytu nur kebirun. Nur'un evi büyük müdür? Naam, evet. Beytuha kebirun, onun evi büyüktür. Beytuha, beytuhu değil, ha demiş. Neden? Bir bayandan bahsettiğim. Beytuha, onun evi nedir? Kebirun, büyüktür. Beytuha burada mübteda, kebirun ise haber olmaktadır. Evin bölümlerine sıra geldi. Medbehun, mutfak yani. Mutfakta neler varmış? Mecde, lavabo demek. Zaten orayı işaretlemişler. Ardından İbriki şay. İbriku, kafı zammeli okuyorum. İbriku şay. İbriku şay, çaydanlık yani. Çaydanlık diyebilirsin. Siniyetun, sini. Sofra mı diyelim, sini mi diyelim. Çayların konulduğu şey. Gassaletul etbah. Yani etbah tabaklar demek zaten. Tabakların yıkanmasıyla alakalı ne olabilir? Bulaşık makinesi. Furun, fırın. Taviletul medbah. Yemek şeyi, tavilesi, masası, yemek masası. Tabakul fevaki, meyve tabağı. Fellacetun, sellace. Buzdolabı yani. Furun mayek. Burada tam olarak ne yazıyor? Burada fırın diyor ama mikrodalga demek istiyor yani. Mikrodalga fırın. Kıydır. Kıydır tencere demek. Şeffadul medbah, tavlumbaz manasına geliyor. Böylece her birini okumuş olduk. Yemek odasından biraz bahsedelim diyor. Gurfetu da'am, yani yemek odası. Maidetu da'am, yemek. Maide sofra demek. Yemek sofrası. Maide süresi var Kur'an-ı Kerim'de, biliyorsunuz. Yemek masası. Kürdanlık demek. Avdül esnan. Hemen karşıda gıda'ut tavile var. Masa örtüsü manasına geliyor. Buradaki örtü. Hemen yukarıda kübül ma, su bardağı demek. Küp bardak demek. Ma su demektir. Geri sadece burası burası kaldı herhalde. Nimlehetun demiş. Bu da tuzluk manasına geliyor. Tuz. Sikkinun, bıçak zaten göstermiş. Min'aga, kaşık. Eddabahur reisi, ana tabak, büyük tabak. Şevket, şevket, çatal. Tabakul vecbe, ortanca tabak, iç tabak manasına geliyor. Yemek tabağı manasına geliyor. Oturma odasını, oturma odasını tanıyalım. Gurfetul culus, oturma odası.
Stearatun. Stearatun perde demek. Vahdetü tilfas televizyon ünitesi. Tilfas televizyon. Vahdetle beraber televizyon ünitesi. Tilfas. Sadece televizyon. Zehriyetun. Zehir zaten çiçek demek. Zehriye, çiçeklik. Daviretul kahve. Kahve masası. Çünkü davire zaten masa demek. Seccadetun. Seccade, seccade demek. İyi de seccade ne demek? Seccade halı demek. Erike, kanepe demek. Levha, levha demek. Tablo demektir. Hammam, yani banyodan bahsederim diyor biraz da. Sağdan başlayalım. Sailul istihmam. Duş sıvısı. Artık vücut jeli mi dersin, şampuan mı dersin? Lifetul hammam. Banyo lifi. Havzul istihmam. Küvet demektir. Selletul gasil. Çamaşır sepeti. Gassale. Gassale çamaşır makinesi. Gassale'den ismi alet oluyor, farkındasınız. Min şefetun. Min şefe havlu demek. Mir'atun ayna demek. El müminu mir'atul mümin. Bir hadis-i şerif. Mümin müminin aynasıdır manasında. Sabun. Sabun. Türkçesi de sabun. Mıseletun lavabo. Mısele aynı zamanda çamaşır makinesine de denmektedir ama burada lavabo olarak kullanılmıştır. Kıraetun, okuma, yani okuma parçası diyebiliriz. Hayatun, bir yaşam, bir hayat. Beynel camiati ve müsteşfa, üniversite ve hastane arasında bir hayat, bir yaşam. Beyne arasında, zarf biliyorsunuz. El camia, üniversite, el müsteşfa ise hastane manasına gelmektedir. Hayatun, beynel camiati ve müsteşfa. Beyne burada zarf ve muzaftır. El camiati onun muzafın ileyhi olmaktadır. Muzafın ileyhin eliflamlı olduğunu görüyoruz. Celameti esre ve el müsteşfa. Vav atıf harfidir. Sağdaki kelimenin irabını yani mecrurluğunu burada sol tarafa aktarmaktadır. El müsteşfa da mecrurdur. Ama el müsteşfa sonuncu harfte fetha görüyorsun. Aslında el müsteşfi yani sonuncu harfte esra var ama takdiridir. Takdiri olmasında neyin nesi? İleride gelecektir. Şimdi okuma parçasına bakalım ne anlatılmış. Aşağıda zaten Türkçesi de mevcut. Ene Muhammedun Nurun. Ben Muhammed Nur. Ene Muhammedun Nurun. Ben Muhammed Nur. Eskunu, ben oturuyorum. Evvel ene Muhammedun Nur önceki ünitelere göre işlemesi ene bir zamirdir. Munfasıl merfu zamiri. Burada mübtedadır. Zamirler mebnidir. Mahallen irap olur. Öyleyse ene nedir? Mahallen merfudur. Mübtedadır. Muhammed ise onun haberi olur. Merfudur. Raf alameti zamnedir. Burası bir isim cümlesi yani. Eskunu, ben oturuyorum. Nerede oturuyorum? Fi Eskişehir. Eskişehir'de oturuyorum. Orada yaşıyorum. Sekene yeskunu, eskunu. Sekene yeskunu. Hangi bab? Sahih, muhtel olarak değerlendir. Ardından eskunu, muzari fiildir. Muzarat alameti burada E harfidir. Yani hemzedir. Eskunu, fiil muzari merfu burada değil mi? Zamme ile merfu. Fiilden irabiyeniz işlenmedi gerçi. Faili gizli zamir ene olur. Hani ben oturuyorum. Nerede? Fi Eskişehir. Eskişehir'de meful olur. Meful fi. O da henüz işlenmedi. Derastu. Okudum. Mazi fiil. Okuyorum değil. Okudum. Geçmiş zaman. Mazi fiildir. Derase fiil. Tu faili olur. Derastu. Ben okudum. Nerede? Fi külliyeti tıbbi. Tıp fakültesinde. Bi camiati Ankara. Ankara Üniversitesi'nde. Tıp fakültesinde. Okudum, orada okumuştum. Yine bir fiil cümlesi değil mi? Fiille başladığından dolayı bunu söyleyebiliriz. Bununla beraber fi harfi cerdir. Külliye kelimesini mecrur etmiştir.
külliye kelimesi de muzaftır. E tıp kelimesini o da cer etmiştir. Yani tıp burada ne olur? Muzafun ileyh olur. Fi kulliyeti tıbbi. Fi harfi cer olduğundan külliye kelimesini cer ediyor. Külliye nekre aslında teminine külliyetin şeklinde mecrur olmak isterdi ama aynı zamanda muzaf olduğu için temin alamıyor. Muzaflar temin almaz. Kendisinden sonra gelen kelimenin de mecrur olduğunu, celalametin esir olduğunu fark ediyorsunuz. Devamında bir camiati ba harfi cerdir. Camia kelimesini cer etmiştir. Bir camiatin olmak isterdi. Çünkü camia da nekredir. Ama camia da muzaf olduğundan kendisi ne oluyor? Tek esir alıyor. Bir camiati oldu. Ankara kelimesi de onun muzafın lehi olur. Enkarate. Ama bu fetha ile mecrur olacak. Çünkü Ankara kelimesi gayri munsariftir arkadaşlar. Munsarif değil. Gayri munsariftir. Gayri munsarif henüz işlemediniz. Bu yüzden bunu bilebilmenizi tabii beklemiyorduk ama yani artık söyledik. Gayri munsariftir. Gayri munsarif nedir? İleride geldiğinde işlediğimizde fark edeceksiniz. Şu an nedir acaba diye kafanızı yormanıza gerek yok. Sadece fetha ile mecrurdur dediğimde niye fetha ile mecrur? Sebebi bu yani. Tamam, yakından bu şekilde irabı göstereyim dedim arkadaşlar. Ve ekmeltu tehassusi. Ekmeltu tamamladım demek. Kemule. Ekmeltu, ben tamamım. Ekmeleden ekmeltu. Yani sülasi mezit bir fiildir bu. İfal babı, onu henüz işlemedik. Ekmeltu, te burada fail, tu fail. Ekmeli fiil, tu faildir. Ben tamamladım. Neyi ikmal ettim yani bitirdim. Tehassusi. Neyimi? Uzmanlığımı, ihtisasımı tamamladım. Kable seneteyni, 2 yıl önce. Senetun, senetani, seneteyni tesniyedir. An itibariyle cer halindedir. Cer alameti yadır. Kable muzaftır. Aynı zamanda zarftır. Önce demektir. Daha önce zarflar işlenirken anlatılan bir kelime. Kable seneteyn, 2 yıl önce uzmanlığımı ikmal ettim. Tamamladım. Nerede? Fi mecali tibbil etfali. Çocuk hastalıkları bölümünde. Fi camiati İstanbul. İstanbul Üniversitesi'nde çocuk doktorluğu alanında. Çocuk doktorluğu alanında tamamladım. Şimdi bu cümleleri de ne yapabiliriz? İnceleyebiliriz. Mesela kable muzaf dedik. Seneteyni onun muzaf ileyhi cer alameti yadır dedik. Fi harfi cer mecali onun mecruru. Mecal de nekre olduğundan elif lamlı değil çünkü. Nekre olduğundan, elif lamsız olduğundan temin alarak mecalin olmak isterdi. Ama görüyorsunuz ki mecal kelimesi burada muzaftır. Bu yüzden temin alması imkansız. Çünkü muzaflar temin alamaz. Ne alsın o zaman? Tek esir alsın. Cer alameti olarak. Niye esir alıyor? Çünkü müfret de. Müfretlerin cer alameti esredir. Mecali tıbbi. Tıp kelimesi esir alsın. Temin alsın. İki esre. Bu da muzaftır. Bu yüzden bu da tek esir alacak. Bil etfari. Demek ki mecal kelimesi arkadaşlar nedir? Fi harfi cerinin mecruludur. Aynı zamanda tıp için muzaftır. Tıp mecalin muzafın ileyhi etfalin ise muzafıdır. Öyleyse burada demek ki tıp kelimesi hem muzaf hem muzafın ileyhi. Bir kelime hem muzaf hem de muzafın ileyh oluyorsa orada ne var? Zincirleme isim tanımlaması vardır. Bununla beraber nasıl bir isim tanımlaması söz konusu? Belirtili değil mi? Sonuncu kelime de elif lam olabilir demiştik. Kitap öyle demişti yani. Et tıp kelimesi. Bunda elif lam veremezsin. Çünkü muzaf olamaz elif lamlı kelimeler. Bu yüzden sonuncu kelimeyi sadece muzafın ileyhlik görevini yüklenmiş en sondaki kelime elif lam verebilirsin veya vermezsin. Özgürlük var demiştik. Belirtili yapmak istemişler. Bu yüzden vermişler. Etfal tıfır kelimesinin cemi mükesseridir değil mi?
Diflun, diflan, etfal. Çocuklar da akıl olduğu için demek ki cem-i mükesserin akıl kısmındandır. Onu da ifade edebiliriz o şekilde. Fi harfi cer camiati, onun mecruru. Camia aynı zamanda muzaftır. İstanbul'da onun muzafı ileyhi olmaktadır. Ve ene ben a'melu, çalışıyorum. Nerede çalışıyorum? El ane, şu anda. Ke tabibi etfalin. Ke tabibi etfalin. Çocuk doktoru olarak fi müsteşfel medineti, şehir hastanesinde. Artık şehir hastaneleri kuruluyor. Çoğu yerde kuruldu, kurulmaya devam ediyor. Şehir hastanesinde çocuk doktoru olarak çalışıyorum. Ene mübtedadır. Munfasıl merfu zamirimiz. A'melu fiilimiz. Ene gizli zamir failimiz. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup cümle olarak, yani nedir? Ene mübtedasının haberidir. Demek ki haber burada fiil cümlesi olarak gelmiştir. El an zar. Ke tabibi. Ke harfi cer. Tabibi onun mecruru. Tabip aynı zamanda muzaftır. Etfalin de onun muzafın ilihi olmaktadır. Fi harfi cerdir. Müsteşfa onun mecruru. Müsteşfa aynı zamanda muzaftır. El medineti onun muzafın ilihidir. Mecrurdur. Celalameti esredir. Fi harfi cer de müsteşfa nasıl mecrur diyenler olabilir. Müsteşfa takdiren mecrurdur. Yani elif-i maksura ile biten kelime takdiren mecrur olur diyebiliriz. Yani esresi gözükmez demektir bu. Dehaltü, ben girdim. Dehale yedhulu. Dehale mazi, yedhulu muzari olur. Hangi baptan olduğunu anlayın diye söyledim. Dehale fiil tu fail, ben girdim. Kable senetin, bir yıl önce. Fi külliyeti ta'limin meftuhi camiatil anadul. Anadolu, Anadolu demek. Camia Üniversite, Anadolu Üniversitesi'ne, Açık Öğretim Fakültesi'ne bir yıl önce girdim. Kable zarf ve muzaftır. Senetin onun muzafı ileyhidir. Celalameti esre temin almış. Neden? Bir, nekredir. İki, sadece muzafı ileyhidir. Muzaflık görevi kendisine yüklenmemiştir. Fi harfi cer külliyeti onun mecruru. Külliye aynı zamanda muzaftır. Ta'lim onun muzafın ilihi olmaktadır. Elif lam mıdır? Öyleyse bu aynı zamanda muzaf olamaz. El meftuhi de mecrur ama esra almış. Nasıl oldu bu? Bu şundan dolayı oldu. Henüz işlenmeyen bir konu var. El meftuh et ta'lim. İki tane elif lamlı kelime arda arda gelirse, ikisi aynı anda müzekker veya aynı anda müennes ise, İkisi aynı anda müfret veya ikisi aynı anda tesniye veya ikisi aynı anda cemi ise, yani müfret tesniye cemi bakımından bir uyum, müzekker mühendis bakımından bir uyum, marifelik nekrelik bakımından bir uyum, işte bir de irab noktasında bir uyum varsa onlara sıfat mevsuf denilir. Bu kadar şey uyarsa zaten irabına mecburen uyacaktır. En meftuhun mecbur olma gerekçesi nedir? Sağındaki kelimenin sıfatı olmasıdır. Yani ettalime mevsuf. El-Meftuha ise sıfat adı verilmektedir. Sıfat mensufuna irab noktasında uyacaktır. El-Ta'lim esra almıştır, mecrurdur. El-Meftuh da mecrur olmak zorundadır bu yüzden. Müfret olduğu için celalameti esredir. Gerekçe bu yani. Ama bu konu henüz işlenmediği için nedir yani? Bilememe durumunuz söz konusu olabilir. Bi camiati, ba harfi cer, camiati onun mecruru, camia aynı zamanda muzaf, ana vul onun muzafın ileyhi olmaktadır. Devam edelim. Camiatul ana vul, Anadolu Üniversitesi nedir? Vahidetun, biridir. Neyden birdir? Min mini beyaniye açıklıyor. Min ekberil camiati, en büyük üniversitelerden, yani üniversitelerin en büyüklerinden bir tanesidir. Fil alemi, dünyadaki en büyük üniversitelerden biridir. Camia mübteda, vahidetun haber olur. Min harfi cer, şöyle yapalım. Camia hem mübteda hem muzaftır. Ana vul muzafın ileyhidir sadece. Vahidetun haberdir. Merfudur, raparamete zammedir. Min harfi cer, ekberi onun mecruru, celalameti esre görüyorsunuz. Ekber aynı zamanda muzaftır. El camiati onun muzafın ilehidir, celalameti esredir. Fi harfi cer, el alemi onun mecruru oluyor.
Külliyetü Talimil Meftuhi, Açık Öğretim Fakültesi, temnehu sunar, hiye, o fakülte sunar, hiye burada faildir, gizli zamir, lena bizim için sunar, ne sunar? Fursate diraseti, ders imkanı sunar, eğitim görme fırsatı sunar. Fi eyyi mekanin, hangi mekanda olursa olsun, fi eyyi zamanin, hangi zamanda olursa olsun, ders çalışma, eğitim görme fırsatımız vardır. Külliye kelimesi burada muzaftır. Et-ta'lim muzafun ileyhi, elif lamı görüyorsunuz. Celameti esre. El-meftuhi, bu kelime de esreli. Bu nedir peki? Bu yine ta'lim kelimesinin sıfatıdır. Az önce geçtiği üzere. Temnehu, fiil muzarimiz. Temnehu, sunar. Hiye, o fakülte, faildir hiye. Lena, bize, ne sunar? Fursate diraseti, diraset yani eğitim görme fırsatı sunar. Fırsat burada muzaftır. E diraseti onun muzafın ileyhi oluyor. Fiha ficer eyyi onun mecuru, eyyi aynı zamanda muzaftır. Mekanin onun muzafın ileyhi olur. Fiha ficer eyyi onun mecruru, eyyi aynı zamanda muzaftır. Zamanin onun muzafın ileyhi olmaktadır. Ene ben edrusu, ders görüyorum, okuyorum. Fi kısmin ilahiyat, ilahiyat bölümünde okuyorum, okumaktayım. Ene mübteda, edrusu fiili muzari, ene gizli zamir, bir tane daha var burada. Edrusu'nun gizli bir zamiri ene var. O fiil fail birlikte fiil cümlesi olarak haber olur. Ene mübteda, gizli bir ene ile beraber edrusu fiil cümlesi olup ene mübtedasının haberi oluyor. Fi harfi cer kısmi onun mecruru, kısmi muzaf, el ilahiyat onun muzafın ileyhidir, cerlameti esre olmaktadır. İnde ma, inde dı zaman esnasında manalarına geliyor. İnde ma erci'u, döndüğüm zaman, döndüğüm esnada, minel amel işten, ilel beyti eve döndüğümde, yani işten dönüp eve ulaştığımda demek istiyor. Ercüme ben dönerim, minel amel işten, iler beyti eve, mesain akşamleyin. Akşamleyin işten çıkıp eve dönüyormuş. Akülü ben yerim. Akülün aslı diyor külüdür yani. Akülü de neyin nesi diye çok düşünmeyin diyor. Bunun aslı nedir? Ekele. Ekele ye kulu. Sahihin mehmus kısmı. Ekele ye kulu. Ekele'nin ama birinci şahsına gel. Kulu olur değil mi? E kulu. Birinci şahısta zaten birinci şahısta zaten hemze var. Yani bu kulu nasıl a kulu oldu? Bunu anlatmaya gerek var mı diye düşündüm. Aslında gerek yok ama yine de merak edenler için bir parantez olsun bu. Merak etmeyenler biraz sardırabilir. Şimdi fiili muzaridir a kulu. Fiili muzarin birinci kalıbı ben manasına gelen kısım, mesela ketebe yektubudan örnek ver. Nasıl gelir? Ketebe yektubu'dan ne gelir arkadaşlar? Ektubu gelir. Ektubu gelir. Yani fiili muzarinin bu kalıbında hemze zaten vardır. Doğru mu? Ektubu. Nasara yensurudan, yensuru yensuran çekim yap, ensuru gelecektir. Peki yazmıyor nedense. Mürekkebe bitmiş sanki. Ensuru. Yani burada daima hemze vardır. Peki sen hangi fiili oraya getirmeye çalıştın? Ekele kulu fiilini. Yani fiilimizde zaten bir tane hemze var. Ekele fiili. Ekele ye kulu fiilini oraya getirmeye çalışırsan ne olur? Zaten hemze içeren bir fiili oraya getiriyorsun. Bu hemze de en başta. İlk harfi hemze olan, çünkü mehmuzul fa olan bir kelimeyi bu kalıba getirirsen ne olur? Fiilde zaten hemze var. Bu kalıba getirirsen bir daha hemze olacak. Çift hemze olur. O yüzden orada parantezde aslını vermiş. Çünkü aslına baktığımızda kulu görüyorsunuz, çift hemzeli. Neden çift hemze? Onu anlatmaya çalıştım. İki tane hemze böyle yan yana gelirse, birincisi harekeli, ikincisi sakin olarak gelirse ne olur? İkinci hemze silinir, kaybolur gider. Met harfi olarak ama kalır yani. Bu yüzden kulu diye uzatıyor. Uzatma gerekçesi budur. Şu an bu sizin için çok önemli değil ama anlatmış oldum yani. Akülü ene.
Ben yiyorum. Taamel aşa'i. Akşam yemeğini. Taam yemek, aşa akşam. Sümme sonra eclisi otururum ila mektebi diraseti. Çalışma masasına oturuyorum. Şimdi burayı bir inceleyelim. Nereden böyle inceleme yapabiliriz? Şuradan. İnde zarftır. Ma onun nesi olur? Muzafın ileyhi olur. Erci'u ene. Ben dönüyorum. Ben dönerim. Fiil fail gizli zamir ene. Minel ameli. Min harfi cer el ameli. Onun mecruru. İla harfi cer el beyti. Onun mecruru. Mesan zar. Akülü ene olur yine. Daim meful oluyor dolayısıyla. Aynı zamanda muzaftır. El aşa'i. Onun muzafın ileyhi cer el ameli esredir. Sümme atıf harfimiz eclisu ene, yine gizli zamir fail olur. İla harfi cer mektebi mecruru, mektep aynı zamanda muzaftır. El diraseti onun mecruru yani muzafın ileyhi olmaktadır. Cer alameti esre olacaktır. Eftahu ben açarım, ene yine gizli zamir faildir. Kutubi kitaplarımı, kitabın kitabı hani kutup değil mi? Cemil Mükesser burası. Kutubi kitaplarımı açarım. Ve edrusu ve ders çalışırım. Fi bazı eyyami bazı zamanlarda ise ekrabu ekra'u okurum kitab ve tefsiri tefsir kitabı okurum. Veya da kitab el hadisi veya hadis kitabı okurum. Veya kitab el fıkhi fıkıh kitabı okurum. Veya kitab el tarih el İslami İslam tarihi kitabı da okurum, yani belli olmaz işim. Fi harfi cer ba'zı onun mecruru, ba'zı aynı zamanda muzaftır. Eleyyam onun muzaf ileyhi olur. Yevmi yevman eyyam. Cemi mükesser. Kırıkçı ol. Cer alameti esre. Ekra'u kara'e yekra'u. Üçüncü baptan olur değil mi? Fa'ale yef'alu şeklinde. Kara'e mehmuzu lam. Evet. Fiildir. Faili gizli zamir ene olur. Kitap onun meful bihi olmaktadır. Kitap aynı zamanda muzaf et tefsiri onun muzaf ileyhi ev atıf harfidir. Kitabe oldu. Çünkü buradaki kitabe madem mensup, buradaki de mensup oluyor. Kitabe muzaf el hadisi onun muzaf ileyhi ev atıf harfi. Kitabe muzaf el fıkhi onun muzaf ileyhi. Kitabe et tarihi aynı şeyler geçerli. El İslami kelimesi et tarih kelimesinin sıfatıdır. Bu yüzden el İslami kelimesi ne olacaktır? Tıpkı tarih gibi mecrur olacaktır. Gerekçesi o yani. Tarih kelimesi muzaftır diyemezsin çünkü elif lamlıdır. Elif lamlı kelimelerden muzaf olamaz diye bir iki defa en azından söylemişizdir. Ahyanen bazı defa bazen el rusu ders çalışırım an tarikil interneti. İnternet vasıtasıyla, internet yolu ile. İnternetten de ders çalıştığı olurmuş tıpkı sizin gibi, bizim gibi. En harficer tarik mecrur ve muzaftır. İnternette muzafın ileyh olur. Eclisu ben otururum, oturuyorum. Fiil muzari bu. Gizli zamirine yine fail olur. Emamel hasubi. Hasubun önüne, yani hasub bilgisayar demek arkadaşlar. İsmi alettir bilenler için. Emamın önünde manasında bir zarftır. Muzaftır. El hasubi. Muzafın ileyh olur. Eclisu emamir hasubi. Bilgisayarın önüne oturuyorum. Otururum. Ve eftahu ve açarım. Safhatil camiati. Üniversite sayfalarını açarım. Adel internet. İnternet üzerinden. Sümme sonra üşahidu el muhabarati. Üşahidu şahit olurum. Bakarım, izlerim. Derslerimi izlerim. Dersleri izlerim. Yani muhazarat dersler manasına geliyor. Üniversite sayfalarını, web sayfalarını açıyorum. Dersleri izliyorum. Burayı da inceleyelim. Eftahu, fetaha, yeftahu'dan, üçüncü baptan, sahih, salimden, fiil muzari olur, birinci kalıp, ben manasında, ene, gizli zamir, faildir, safahat, onun mef'ulü bihidir. Nasb alameti, esridir, çünkü safahat nedir? Cemil, müennes salimdir. Cem müennes salimler nasıl alameti esredir. Bu yüzden mensuptur. Nasıl alameti esredir. Aynı zamanda bu muzaftır. El camiati onun muzaf ileyhi ala harfi cer internet mecrur mecruru oluyor. Sümme atıf artık uşahidu şahede yuşahidu uşahidu
Yine fiili muzdar birinci kalıp ben manasında. Yine ene gizli zamir faildir. El muhadarati onun mef'ulü mensuptur. Nasıl alameti esre olmaktadır. Biraz satıra geçelim. Ene ben adeten genellikle evhebu giderim ilel firâşi yatağa mübekkiran erken. Genelde diyor yatağa erkenliğin giderim, yani genelde erken yatarım demek istiyor. Ve enhebu ve uyanırım fis sabahi erken sabahleyin mübekkiran erken. Mübekkir erken demek. Enhebu uyanırım fis sabahi sabahleyin sabah vaktinde mübekkiran erken uyanırım sabah. Akşam erken yatağa sabah erken kalkarım. Genelde böyledir. Benim adetim böyledir. Sümme sonra akulu yerim. Akulu ekulu ile aslı. Ne yerim? El fetura. Fetur yerim. Yani kahvaltı yaparım demek istiyorum. Ve ehrucu ve çıkarım ene. Ben çıkarım. Minel beyti evden. Ve evhebu ve giderim. Lise yarat otomobil ile nereye? İle müsteşfa. Hastaneye giderim. Beyti garibun minel müsteşfa. Beyti benim evim garibun yakındır. Minel müsteşfa hastaneye. Be'idun deseydi an diyecekti değil mi? Garibun dediği için min demiştir. Garip minle beraber kullanılır. Be'id an ile beraber kullanılır. Daha önce geçmiş idi. İndema dığı zaman yehvuru geldiği vakit ileyye bana diflun bir çocuk, öyle çocuk ki meriyulun hasta bir çocuk bana gelince fir müsteşfi hastanede efhasuhu ben onu muayene ederim. Ve ektubu ve ben yazarım lehu onun için eddevae ilaç yazarım, reçete yazarım. Akulu ben yerim da'amele gada fil müsteşfe hastanede yemek yerim diyor. Da'amele gada'i tam olarak hareket etmek gerekirse öğle yemeğini yerim. E'mele çalışırım dûlel yevmi gün boyunca. Biraz inceleme yapalım. Mesela nereden başlayalım? Ehrucu fiil, ene gizli zamir fail, min haticer, el beyti onun mecuru, edhebu fiil muzari yine, ene gizli zamir yine faildir. Hep ben kalıbında ene olur fail, fiil muzari de. Ba haticer, es seyyarati onun mecuru, ila haticer, el müsteşfa da onun mecuru ama elf maksura ile bittiğinden takdiren mecur, yani esresini göremezsin. Beyti benim evim nedir? Garibun yakındır. Beyti mübdede garibun haber olur. Min harfi cer el müsteşfa onun mecruru yine takdiren mecrur. İndema yehvuru ileyye havara yehvuru hangi bab? Sahih salih bir düşünün. Fiil muzari müfred müzekere gayb kalıbıdır. İleyye bana. İleyye ila yedir yani. İla harfi ceri var. Bir de ben manasına gelen mütekellim yazısı var. İleyye bana gelir. İleyye burada meful oldu. Kim gelir bana? Diflun bir çocuk gelince yani. Diflun faildir. Meridun onun sıfatıdır. Görüyorsunuz aynı anda ikisi de nekre, ikisi de müfret, ikisi de müzeker. Öyleyse i'rabları da tutacaktır yani. Madem diflun merfu, meriz de merfu olacak. Fi harfi cer el müsteşfa yine onun mecburu olarak gelmiş. Efhasu, efhasu. Fehasa, yefhasu, efhasu, ene. Efhasu ene hu hu burada meful bih oldu. Ve ektubu ene lehu lam harfi cerdir hu onun mecruru. Nasıl mecrur? Mahallen mecrur çünkü mebnidir zamirler. Eddevae bu da mensup olarak gelmiştir. Nasıl alameti fethadır. Akulu ene ta'ame mefuldür mensuptur nasıl alameti fethadır. Ta'am el-gadâ'i. Ta'am hem meful hem muzaftır. El-gadâ'i onun muzafı ileyhi mecrur celalameti esre. Fî hâficar el-müsteşfâ onun mecruru oluyor. E'melu ene dûlel yevmi. E'melu ene dûle mefuldür, mensuptur, nasb alameti fethadır. Aynı zamanda muzaftır. El-yevmi onun muzafı ileyhi mecrur celalameti esre olmaktadır. Ene ben neyim? Mebsudun. Mutluyum ve nahzuzun ve şanslıyım. Ene mübteda mebsud haberi olur. Havatı farkıdır. Dolayısıyla madem ki sağdaki merfu, soldaki de merfu olacak. Mahzuz. Cidden gerçekten de çok mutlu ve çok şanslıyım diyor. Niye peki?
لِأَنَّنِي Çünkü ben bi enneni hatırlayın iki kullanım var demiştik. Lam harfi cer bu arada. Li enneni çünkü ben neyim? Tabibim, bir doktorum. Ve edrusu ve öğreniyorum. Ene ben el ane şu anda lügate dini dinimin dilini dinimin lügatını öğreniyorum. Ve daha neyini öğreniyorum? Ulume dini, dinimin ilimlerini öğreniyorum. Evet, burada ne diyebiliriz? Lugat muzaftır. Dini, onun muzafın ileyhi olmaktadır. Ulume muzaf, dini yine onun muzafın ileyhidir. Ulum, ilmun, ilmanu, ulum. Cemi mükesser yani kırk çoğuldur. Böylece bu parçayı bitirdik. Bayağı zamanımı aldı açıkçası bu parça. Biraz inceleyerek gittiğimden öyle oldu. Bir takım şeyler yapmanız önerilmiş. Ardından et-tedribatu yani alıştırmalar. Diyor ki parantez arasındaki kelimeleri kullanarak noktalı yerleri doldurun. Faslun mevsim demektir. Şehrun ay demektir. El-cum'a cuma günü manasında. Faslun yine ay. Şita kış. Sayf ise yaz demektir. Zaten li ilaf burayş ilafim rihlete şitai ve sayfi eşita ve sayf direkt Kur'an-ı Kerim'de geçen iki kelimedir. Peki harun sıcaktır demiş hangisi olur? Faslu sayfi yaz mevsimi nedir? Harun sıcaktır. Faslu mübteda harun haber olur. Faslu aynı zamanda muzaftır. Es sayfi onun muzafını lihi olarak burada yer alacaktır. İkiye geldiğinde Ramazan ve mübarek demiş. Nedir o? Şehru Ramazan, Ramazan ayı nedir? Mübarek ve mübarektir. Şehru buraya yazdığımızda şehru hem muzaf hem mübteda olacaktır. Ramazan ne? Muzafın ileyhtir. Gayri mustariftir. O yüzden cer alameti olarak nuna fetha veriniz. Esre değil. Mübarekün ise haberdir. Merfudur raf alameti zammedir. 3. Yevmu nokta nokta işte öyle bir gün ki ütletun tatildir indel arabi Araplarda Araplara göre tatil olan gün hangi gündür? Cuma yani yevmul cumuati cuma günü nedir? Ütletun tatildir indel arabi Araplarda yevm burada ne olur? Muzaf olur aynı zamanda mübteda olur buraya yazacağımız cuma kelimesi muzafın ileyhi olur ütletun ise haber olacaktır. İnde zarf ve muzaf el-arabi ona muzafın ileyhi olacak. 4. El-rabi'i mu'tedilun ilkbahar yani. Fastur rabi'i ilkbahar mevsimi nedir? Mu'tedilun mu'tedil nasıl diyelim? Daha önce de geçti gerçi. Ilıktır yani. Normaldir, ılıktır. 5. Faslu nokta nokta baridun soğuktur. Öyleyse faslu şitai. Şita kış demekti. Fasıl burada hem mübteda hem de muzaftır. Buraya yazacağımız eşita sadece muzafın ileyh olur. Faslu şitai baridun. Baridun ise haber olacaktır. Kış mevsimi soğuktur manasına gelecek. Peki aşağıdaki sözcükleri kullanarak anlamlı belirtili isim tamlamaları oluşturun demiş. Fetat ve hakibe. Fetat genç kız, hakibe çanta demekti. Beyt ev, bir de hikmet kelimesi var. Kıtar tren, mehabba istasyon. Kitap kitap, müderris öğretmen. Şuhur aylar, sene yıl. Bunlarla ne yapıyormuş? Belirtili isim tamlaması. Yani muzafın ilehileri eliflamlı yap demek istiyor arkadaşlar. Peki yapalım. Şöyle olabilir mesela. Fetatu Fetatul Hakibeti olsa. Ne olur? Fetat kız demek. Hakibe çanta. Fetatul Hakibeti desen çantanın kızı olur. Çantanın kızı olmazsa böyle mana yanlıştır. Ha, öyleyse hakibi başa alayım, muzaf yapayım mesela. Hakibetül fetat edeyim. O zaman kızın çantası manasına gelir. Doğru olur. Yani hangisini sağa, hangisini sola yazacağımızı anlamanız için bu şekilde bir yol izledim şimdi ben. Beytül hikmeti,
Hikmetin evi. Fetatül hakibeti desek ne olurmuş? Çantanın kızı. Ya çantanın kızı nasıl olabilir? Olamaz. Kızın çantası olur. Çanta kıza ait yani. Evet. El fetati. Hakibetül fetati. El fetati. Fetat kelimesini eliflamlı olarak sola yazacağız. Böylece belirtili olmuş olur. Eliflamsız yazsam belirtisiz olur. Burada belirtisiz istenmiş mesela. İki neymiş? Beytul hikmeti. Hikmet evi demektir. Hikmetin evi. Beyt muzaf. El hikmeti muzafın ile. Eliflam yok ki burada. Yok da belirtili yap demiş yani. Eliflamı biz ekleyeceğiz. Üç. Kıtarun mehatta. Nasıl yapacağız? Mehabbatul gıbari. Trenin istasyonu. Tren istasyonu olmuş olur. 4. Kitabı müderris. Kitabül müderrisi. Müderrisin yani öğretmenin kitabı manasında. 5. Şuhur-u seneti. Senenin ayları, yılın ayları manasına gelir. Burada da belirtisiz yapmamız istenmiş. 1. Hadigatu şecer. Hadiga bahçe demek. Şecer ağaç demek. Müdür. Şirket, ortak, talip, öğrenci, camia, üniversite, seyyar, otomobil, racul, adam, velet, çocuk, kel, köpek demektir. Şimdi buraya geldiğimizde şeceratu hadigatin, bahçenin ağacı. Ama sen şöyle yapsan hadigatu şeceratin desen şurada olduğu gibi ne olur? Ağacın bahçesi olur. Bahçe ağaca ait değildir ama mantıklı olarak bakarsan ağaç bahçeye aittir. O yüzden şeceratu hadigatin diyorsun. Bahçenin ağacı. Çünkü bahçe daha büyüktür. Çünkü ağaç bahçede yer alıyor. Bahçe ağaçta yer almıyor. O yüzden ne diyoruz? Şeceratu hadigatin diyoruz. Mudiru şirketin. Şirketin müdürü. Talibu camiatin. Üniversitenin öğrencisi. Ters yap. Camiatü talibin, öğrencinin üniversitesi olur idi. 4. Seyyaratu raculin, adamın otomobili. Adam otomobili, ters çevir. Raculu seyyaratin, arabanın adamı. Böyle bir şey olur. 5. Veled ve kelb var. Kelbu veledin, çocuğun köpeği. Ters çevir. Veledü kelbin, köpeğin çocuğu. Köpeğe ait bir çocuk olmuş olur. Yani adeta köpek bir çocuğu sahiplenmiş, ona ait bir şey olmuş olur. Burada terse çevirmeler bazı yerlerde olur olmaz. Buna dikkat çekmek için yaptım. 4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun gün, ay ve mevsimleri kullanarak siz doldurun. Ben bir şık vermiyorum diyorum. El-yevmu yevmusi. El-yevmu bugün, yevmu sebti. Cumartesi günüdür. Öyleyse gaden yarın nedir? Al sana soru. Yarın pazardır. Pazar nasıl ifade edersin? Ahad diye. Yevmul ahadi. Ve emsi dün ise neyden önceki dün? Yani hangi nereden bahsediyor? Yevmu sebtiye göre dün. Bugün cumartesi diyor ya. Dün nedir o zaman? Emsi. Dün ise yevmul cumaati. Cuma günü idi. El eşhuru mübareketü. Mübarek aylar nelerdir? Hi onlar. Racebun. Recep'tir. Ve Şabanu. Ve Şaban'dır. Ve Ramazanu. Ve Ramazan'dır. Recep, Şaban, Ramazan. Fusulü seneti. Yılın ayları nedir? Erba'atun. Pardon, yılın ayları dedim. Mevsimleri. Faslın fusul. Mevsimler demek. Fusulü seneti, senenin mevsimleri nedir? Erba'atun dörttür. Fusul mübteda, erba' burada haber olur. Fusul muzaf, seneti, onun muzafı ileyhi olur bu arada, onları da hatırlatalım. Hiye onlar nedir peki? El harifu, en başta harif mevsimi. Harif sonbahar demek. Daha sonra ne diyebilirsin mesela? Eşita'u, kış var. Errabi'u, ilkbahar var. Es-sayfu, yaz var. 4 tane mevsim var.
Eyyamul usbu'i haftanın günleri sebaetun yedidir. Eyyam, yevmun yevmane eyyam, cem-i mükesserdir. Merfu'ur rafa alameti zammedir, mübtedadır, muzaftır, usbu'i muzafun ilehtir, mecrurdur, celal alameti esredir. Sebaetun haberdir, merfu'ur rafa alameti zammedir. Yevmul isneyn, yevm muzaf el isneyni, onun muzafın ilehi olmaktadır. Bununla beraber yevmul isneyni hangi gün oluyordu? İkinci gün demek değil mi bu? İkinci gün bizde salı ise onlar da pazartesidir. Yevmul Ahad yazarak başlamadı yani. Aslında Yevmul Ahad da var ama pazar olduğu için ve hafta pazartesiden başlatılmış. Hemen biz buraya yazabiliriz. Yevmül Sülese çarşamba. Yevmul Erbi'a. Şuraya yaz. Yevmul İsneyni pazartesiydi. Yevmül Sülese salı, Yevmül Rabi'i çarşamba, Yevmül Hamis perşembe, Yevmül Cuma cuma olur. Yevmül Sebt cumartesi, Yevmül Ahad pazar olur. Bunların yazılışı yukarıda vardı zaten. Haftanın günleri geçmişti. Türkçe'ye çevirin demiş aşağıdakileri. Cümlelerde yer alan isim tanımlamalarına da muzaf ve muzaf ileyh olan sözcükleri de belirtin yani. Sadece mana vererek kalmasın bu iş demiş. İyadetü tabibi garibetün. Daha önce geçmişti sanırım bu cümle. İyade kelimesi kesinlikle geçti. Klinik manasında idi. Doktorun kliniği nedir? Garibetun yakındır. İyade kelimesi hem muzaftır hem mübtedadır. Merfudur raf alameti zammedir. Et-tabibi muzaf mülehtir. Mecrurdur. Cer alameti esredir. Belirtili isim tanımlaması değil mi? İlhamlı çünkü. Garibetun ise haberdir. Merfudur raf alameti zammedir. 2. Heva'u şatı il bahri. Deniz kenarının havası. Hava hava, şatı kenar, bahir deniz. Nedir? Murihun rahatlatıcıdır. Rahattır, hoştur. Heva kelimesi mübtedadır. Murihun ise onun haberidir. Araya iki tane kelime girdiğini görüyorsunuz. Mübteda ile haber arasında kelimeler girmiş. Heva aynı zamanda muzaf, şatı'i onun muzafın ileyhi. Şatı aynı zamanda muzaf, el-bahri onun muzafın ileyhi. Demek ki bir kelime hem muzaf hem muzafın ileyhilik görevi yüklenmiş. Öyleyse burada zincirleme isim tanımlaması var denilir. El-Ka'betu Kabe nedir? Beytullahi Allah'ın evidir. El-Ka'betu mübtedadır. Merfudur. Raf alameti zammedir. Kabe nedir? Beytullahi Allah'ın evidir. Beyt burada haber olur. Merfudur. Raf alameti zammedir aynı zamanda. Muzaftır. Lafzatullah ise onun muzafın ileyhidir. Mecrurdur. Celameti esre olmaktadır. 4. Ebvab kelimesi babun babani ebvab cemi mükesser gayr akıldır. Merfudur raf alameti zammedir. Mübtedadır. Meftuha da onun haberi olmaktadır. Demek ki araya bir kelime girmiş. Ebvabul medreseti okulun kapıları meftuhatun açıktır. Evet. Ebvab muzaf medrese muzafın ileyh. 5. Darastu ben ders gördüm okudum yani. Ulumeddini dini ilimleri fil külliyeti fakültede din ilimleri okudum diyor. Darase fi tu fail ulum mef'ul bihtir aynı zamanda muzaftır. Evet. Eddini onun muzafın ileyhidir. Mecrurdur. Celalamet estedir. Fi hafecer el külliyeti onun mecruru olmakta. 6. Miftahu Babil medreseti okulun kapısı. Okulun kapısının anahtarı. Okulun kapısının anahtarı nedir? Mefkudun. Kayıptır. Fekade. Kayıp demek. Miftah anahtar demek. Hem mübteda hem de muzaftır. Bab muzafun ileyh ve muzaftır. El medrese sadece muzafun ileyh. Mefkud ise haber olmaktadır. 7. Babu seyyaratin mudiri. Müdürün arabasının kapısı nedir? Mulakun. Açıktır, muğlaktır. Daha doğrusu kapalıdır demek muğlak. Babu seyyaratil müdir. Bab kelimesi hem mübteda hem muzaf, muğlak ise haberdir. Seyyara muzafun ileyh ve muzaftır.
El müdiri kelimesi sadece muzafın ilehtir. 8. Evrak. Varakun evrak. Cemi mükesseldir. Evraku şecerati zeytuni alel erzi. Evrak yapraklar demek. Evraku şecerati. Şecere ağaç demek. Zeytin zeytin demek. Zeytin ağacının yaprakları. Zeytin ağacının yaprakları alel erzi yerdedir. Yerin üzerindedir. Evrak mübteda, alel erzi car mecrur şibih cümle olarak haberdir. Evrak muzaftır. Şecer muzafun ileyh ve muzaftır. El zeytun sadece muzafun ileyhtir. 9. Ta'amun aşa'i cahizun. Cahiz hazır demek. Yani akşam yemeği hazırdır. Ta'am mübteda ve muzaf. Aşa sadece muzafun ileyh. Cahiz haber olur. 10. Tariku qaryatil velidi. Çocuğun köyünün yolu. Çocuğun köyünün yolu nedir? Mesdudun sedlenmiş yani kapanmıştır, kapalıdır. Mesdud haber olur. Tarik mübteda olur. Tarik aynı zamanda muzaftır. Gari muzafun ileyh ve muzaftır. Elvelet sadece muzafun ileyhtir. Demek ki gariye yani en azından bir kelime iki görev üstlendiğinde ne var burada? Zincirleme isim tanımlaması var diyebiliriz. 6. Aşağıdaki cümlelerde yer alan muzafları ikil ve çoğul yaparak cümleleri yeniden yazınız. Mesela muallim kelimesini ikil yaparsan ne olur? Muallimani olarak yazarsın. Çoğul yazarsan muallimune olarak yazarsın. Ama irabını da aktar. İla harfi cer var ya, muallimin mecrur ya. O irabla beraber aktar. Öyleyse muallimani ne olur? Muallimeyni. Muallimune, muallimine olarak gelir. Ama bu tesniye ve cemi müzekker salim olan kelimeleri muzaf yaptığın için sonlarındaki nunların da düşmesi gerekecek değil mi? Muallimeyni muallimey olarak, muallimine muallimi olarak kalacaktır. Başka bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Çünkü muzafları sadece yap demiş. Ben de yaptım zaten, anlattım. Aynen dediğim gibi yazmanız beklenir arkadaşlar. Zaten cevaplarda da vardır ya. Vehebtu ben gittim. İla muallimin. Muallimil medreseti. Okulun öğretmenine gittim. Vehebi fi tufa ila harficer. Muallimunun mecruru. Muallim aynı zamanda muzaf. El medreseti de onun muzafın ileyhi olmaktadır. Tesniye yaparsan ne olur? Cemi yaparsan ne olur? Bunları anlattık. İkinci örnek şeribe fiil tufail şeribtu ben içtim eşyayı çay içtim ma'a mudiri şirketi şirketin müdürüyle beraber çay içtim. Şeribe fiil tufail eşyaya mefulü bih ma'a zarf mudir ma'a hem zarf hem muzaf yani müdir muzafın ileyh ve muzaftır. Eş şirketi sadece muzafın ileyhtir. Müdir kelimesinde oynama yapmamızı bekliyorlar. Dilerseniz bunu da burada bir anlatalım. Şimdi kelime tesniye bir kelime. Hangi kelime olursa olsun tesniye ya, eğer raf halindeyse elif nun olarak bitmesi gerekecek. Bu kesin bir şey. Raf halindeyse tesniye elif nunla biter. Nun esreli. Ama bizde sürekli muzafları yani muzafı bu şekilde dönüştürün dediği için tesniye muzaf olacağından yani sondaki nunu sileceksin. Nas veya cer halinde olsaydı nasıl olacaktı? Mesela galemani, galemeyni. Ya ve nun olacaktı. Ama muzaf olduğundan yine sondaki nun düşecek. Yani kelime nasıl kalır? Cezimli ya ile kalacak veya dik elifle kalacak. Tesniye de böyle. Raf halinde ise elifli olarak, nas ve cerinde yağlı olarak kalır. Cem müzekker salim mesela muallimune, muallimine değil mi? Ya vav nun yazılacak ya da ya nun ile yazılacak. Nun her defada fethalı. Ama muzaf olduğundan nunları sileceksin. Yeriye ne kalır? Ya vav kalacak ya da ya kalacak. Ya kalırsa ya da hiç harekede yok, cezim de yok. Sağ tarafında ise esre var. Vav ile kalırsa sağ tarafında ötre var. Bu şekilde kalacaktır. Buna dayalı olarak şimdi diyor ki müdir kelimesini tesniye yap. Nasıl yaparsın? Müdirani değil mi? Müdirani ama orada cer halinde öyleyse müdirayni ama muzaf olacak o zaman nun da gidecek müdiray diye kalır.
Müzeker salim yap onu. Müdirune. Müdirune. Muzaf olacağından nun gider. Müdiru. Ama cer halinde. Öyleyse müdiri diye kalır. Müdiri diye kalır. Şıklar da vardır zaten. Şıklar diyorum yani. Cevap anahtarında zaten vardır. 3. Mühendisül mesnai. Fabrikanın mühendisi. Ya'melu. Çalışıyor. Hüve. O mühendis. Kesiran çok. Mühendis burada nedir? Muzaftır. El mesnai. Onun muzafın ilehidir. Muzaf hangisi? Mühendis. Tamam. Bunu ne yap diyor? Önce bir ikili olarak yaz. Sonra çoğul olarak yaz. Mühendis kelimesi burada arkadaşlar. Ne halinde? Raf halinde. Mühendisu zammeli yani. Öyleyse tesniye olarak yazarken de o irabı koru yani. Yine merfu olarak yaz. Cemi halini yazarken yine bu merfu idi ya, yine merfu olarak yaz. Mühendisu nasıl tesniye yaparsın? Mühendi sani. Bir elif bir de nun koyarsın. Mühendi sani. Mühendi sani. Ama muzaf olacağından nun hissedeceksin. Mühendisa diye kalacak. Çoğul yaptığında mühendisune vavnun koyarsın. Ama muzaf olduğundan nun silersin. Mühendisu diye kalır. Artık fabrikanın iki mühendisi, fabrikanın mühendisleri diye çevireceksin. 4. Müderrisul camiati, üniversitenin öğretmeni, müctehidun çalışkandır. Müderris kelimesi bu defa muzaftır. Merfu olduğunu görüyorum. Öyleyse mühendisa, pardon, müderrisani olarak yazarım. Madem ki muzaf, nunu silerim. Müderrisa diye kalır. Müderrisu nedir bunun cem müzekker salimi? Muzaf olduğundan nunu silerim. Müderrisu diye kalır. Artık üniversitenin bir öğretmeni, iki öğretmeni, üniversitenin öğretmenleri. 3 içinde bu kullanılıyor. 500 içinde, trilyon içinde cemi kullanılır. 5. Muvazzaful mektebi fi gurfetihi. Biraz daha sardıralım. Mektebin muvazzafı, görevlisi fi gurfetihi kendi odasındadır. Burada da muzaf olan kelimeyi merfu olarak gördük. Öyleyse muvazzafani. Muzaf. Öyleyse nunu sil. Muvazzafa diye kalsın. Muvazzafune. Sonuna vavnun eklersen muvazzafune. Cem'i müzekker salimini elde edersin. Bu kelimeyi madem ki muzaf yapacaksın cimisini yani nununu silersen muvazzafu diye kalır. Fi harficer vurfet onun mecruru. Vurfet muzaf hi onun muzafın ileyhi nitekim isim ile zamiri bitiştirirse orada kesinlikle izafet vardır. Yani isim muzaf, zamir ise muzafın ileyhi olur diye daha önceden söylenmiş idi. Cümleleri Arapçaya çevirin demiş. Muhtemelen çevirmiş hali yine kitapta vardır. Ve hatta var, bunu buradan telaffuz edelim. Nafize pencere demektir. Beyt ev, beytina bizim evimiz. Meftuha açık demektir. Fetaha yeftahudan bir isim. İsim meful kalıbı. Nafizetü beytina evimizin penceresi nedir? Meftuhatun açıktır. Nafize burada muzaf olur. Aynı zamanda müptedadır. Meftuha onun haberidir. Beyti ise muzafın ilehtir. Aynı zamanda muzaftır. Na muzafın ilehtir. Nitekim isim ile zamir bitiştiğinde orada izafet olur demiştik. Babu saffi mulegun, sınıfın kapısı kapalıdır. Bab kapı demek. Es-saf sınıf demek. Mulak kapalı demek. Babu saffi sınıfın kapısı nedir? Mulagun kapalıdır. Bab burada hem muzaf hem mübtedadır. Es-saffi muzafın ilehtir. Mulak ise haberdir. Beytu Ummi Ali'nin, Ali'nin annesinin evi nedir? Karibun, yakındır. Beyt muzaftır. Ümmi muzafın ilehtir. Aynı zamanda muzaftır. Ali'nin ise sadece muzafın ilehtir. Garibun haber. Demek ki beyt mübtede garip haber oldu. Burada aynı zamanda ne var demek ki? Zincirleme isim tamlaması var. Çünkü bir kelime iki tane görev. Yani hem muzaf hem muzafın ilehlik görevi yüklenmiştir. 4. Hakibetül fetati, genç kızın çantası nedir? Kadimetun, eskidir. Kadim. Hakibe hem muzaftır hem de mübtedadır. El fetati onun muzafın ilehidir. Kadime ise haber olur. Seyyaratul muvazzafine. Seyyara
Otomobil demek muvazzafine memurlar, görevliler demektir. Cem-i müzekker salimdir. Muvazzafune, muvazzafine. Cer halindedir. Bu yüzden ya ile yazılmış. Niye cer halinde? Çünkü muzafun ileyh. Seyyara muzaftır. El muvazzafine muzafun ileyhtir. Seyyara müptedadır aynı zamanda. Cedidetün ise onun haberidir. Bakın seyyara buradan müennes olduğundan cedide de müennes olarak gelmiş. Hakkıyla müennes, kadime müennes. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Vuraf kelimesi gelmiş. Vuraf cemi mükesserdir. Müfredi vurfetün. Cemisi vuraf diye gelir. Evet. Vuraful beyti evin odaların vurafu beyti Ali'nin evinin odaları nedir? Kaliletun azdır. Kalile az demek. Vuraf muzaftır. Beyt muzafın ilehtir. Ve aynı zamanda muzaftır. Ali'nin ise sadece muzafın ilehtir. Vuraf muzaf olduğu gibi aynı zamanda da müptedadır. Kalile ise haberdir. Burada vuraf kelimesi cemi mükesser gayri akıldır. Gayri akıl bir cemi olduğundan müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden haberi de müfret müennes geldi. Yani vurafa baksan müzekker, habere baksan müennes. Niye böyle? Gerekçesi bu. Daha önce söylenmişti ama burada belki fark edememiş olabilirsiniz. Ben hatırlatmış olayım diye bunu ifade ettim. Lezzetu ta'ami haleti teyzemin yemeğinin lezzeti nedir? Ra'i'atun. Harikadır. Olacak gibi değil. Lezzetu hem müptedadır hem muzaftır. Ta'am muzafun ileyh ve muzaftır. Haleti ise sadece muzafun ileyhtir ama halet kelimesi aynı zamanda muzaftır. Şuradaki ya da muzafun ileyhtir. Değil mi? Demek ki halet sadece muzafun ileyh değil. Aynı zamanda muzaf. Buradaki ya aynı zamanda muzafun ileyh oluyor. Zincirleme bir isim tanımlaması vardır diyebilirsin. Lezzet müpteda, ra'i'a ise haberdir. Demek ki bir kelime hem muzaf hem de müpteda olabilir. Zaten muzaf olan kelime fail de olur, meful de olur, müpteda da olur. Her şey olabilir, haber de olabilir. Mir'atu hammamil beyti. Evin banyosunun aynası nedir? Meksuratun. Kırıktır. Mir'at ayna demek. Muzaftır, müptedadır. Meksurun haberi. Mir'a müptedadır demek ki. Aynı zamanda muzaf dedik. Hammam onun muzafın ileyhi ve aynı zamanda muzaf. El beyti ise onun muzafın ileyhi oluyor. Demek ki hammam hem muzaf hem muzafın ileyhi. Bir kelime hem muzaf hem de muzafın ileyh olursa orada zincirleme isim tamlaması olur demiştik. Gıda'u davileti ta'ami. Yemek masasının örtüsü nedir? Nezifun temizdir. Gıda'u davile masa demek. Gıda örtü demek. Ta'am yemek yemek masasının örtüsü temizdir. Gıda müptedadır, nezif haberdir. Gıda muzaftır. Davile muzafın ileyhtir. Gıdanın muzafın ileyhi ama da'amın muzafı. Et-da'am ise yalnızca muzafın ileyh olur. Ra'ihetül verdi. Az da okuyamıyordum. Verd gül demek. Gülün kokusu nedir? Dekiyetün güzeldir. Dekiyetün güzeldir. Ra'ihetül verdi. Gülün kokusu zekidir diyor. Raiha hem müpteda hem muzaf. El verdi yalnızca muzafın ile zeki kelimesi ise burada haber olmaktadır. Böylece Arapçalarını da okumuş olduk. Galiba bitti diyeceğim ama yine bir şeyler çıkıyordu. Bakalım, evet, son bölüm olsa gerek. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir isim tanımlaması değildir? Babu safi, bab muzaf, es safi, muzafun ileyhtir. Muallimetül medreseti. Muallime muzaf, el medreseti muzafun ileyhtir. Nereden anlıyoruz? Gelin gerekçesini ifade edelim. Şimdi arkadaşlar, muzaf, muzafun ileyh konusunun ana noktası nedir? Muzafun ileyh kesinlikle mecrurdur. Öyleyse aynı zamanda muzaf sağda, muzafun ileyh soldadır demiştik. Solda bir kelime buluyorum. Tık 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 tık, ona D şık. D'de meftuhan kelimesi cer olmamış. Değil mi? Tamam, öyleyse bu muzafun ileyh değildir. Öyleyse sağdaki de muzaf olamaz. Zaten iflamlıdır. İflamlı kelimeden muzaf mı olur? Olmaz. Demek ki D şık.
direkt bulabilirsiniz. D şıkkı bir kere muzafun ileyhliği meftuha kabul edemez. Çünkü nedir? Meftuha bir defa merfudur. Celalameti taşımıyor. Muzafun ileyhler ise mecrur olur demiştik. Bu ise merfudur. Mecrur değildir. Öyleyse muzafun ileyh olamaz. Peki şu muzaf olabilir mi? O da olamaz. Çünkü elif lamlıdır. Demek ki bu kelimenin muzafı da muzafın ileyhi de problemli. Mümkün değil yani. Oysa diğer şıklara baksan, bab olsun, muallim olsun, kitap olsun, müdir olsun her biri eliflamsızdır. Yani aynı zamanda tenvinsizdir. Eliflam ve tenvin taşımadığı için her biri muzaf olmaya elverişli. Her birinin muzafı ileyh olabilecek kelimesi olan esaf, el medrese, tali ve mesna bunların da her birinin mecrur, her birinin esreli olduğunu görüyorum. Bunlar da muzafın ileyh olmaya elverişli. Dolayısıyla burada elverişsiz olan sadece D şıkkıdır. O zaman D şıkkı problemlidir yani. Gerekçesi bu. Babu safi, sınıfın kapısı, muallimetin medreseti, okulun bayan öğretmeni, kitabu dalibin, öğrencinin kitabı. En-nafizetu meftuhatun. En-nafizetu pencere nedir? Meftuhatun. Açıktır. Mübteda haber bunlar. Muzaf, muzafın ileyh değil yani. Mudira el mesnai. Hadi bakalım dikkat kesilin. Burada ne var? Niye mudira ra'dan sonra elif var? Çünkü burası tesniyedir. Mudira el mesnai fabrikanın iki müdürü manasına gelir artık. Mudiran değil yani. Mudira el mesnai. Tamam, mudirani, mudira diye kalmıştır. Tesniyedir. Muzaf olduğundan sonraki nun düşmüştür. Anlaşılmıştır. Hemen sağdakine bakalım. 6. Bahçenin ağacının meyvelerinden yedim. Bunu bir yakınlaştıralım. 6. Bahçenin ağacının meyvelerin. Baya bir şey var burada. Baya bir muzaf söz konusu. A'ya bakalım. Ekeltu, ekeli fiil, tu fail. Ben yedim. Neden? Min esmaril hadikat. Hadika bahçe, esmar meyveler demek. Min dendan. Bahçenin meyvelerinden yedim. Burada bahçenin ağacının meyvelerinden. Burada bir defa ağaç manasında kelime yok. B şıkkı. Ekeltu, ben yedim. Min esmari şeceratil hadikati. Bahçenin ağacının meyvelerinden yedim. Evet, B şıkkı doğrudur. Belki C de doğrudur. Bakalım. Ekeltu, ben yedim. Min esmarin. Meyvelerden. Neredeki meyvelerden? Fi şeceratil hadikati. Bahçenin ağacında yer alan, ağacında mevcut olan, ağacındaki meyveden. Oysa ağacının demiş değil mi? Ağacının yani ağaç kelimesinin muzafın ileyhe dahil olması. Bahçenin ağacının meyvelerinden bir zincirleme tamlama olacağını zaten buradan belli. Bir kere bahçenin in un almış. Ağaç in un almış. Meyveler in un taksı bu da almış. Yani her biri muzafın ile şeklinde devam etmesi gerekirken fiil harfi celi kullanılmış. Şecerde mi kullanmış yine olmaz. Fil hadigatı demiş. Fi kullanmış. Hadigaya bunu da kullanamaz. Çünkü her biri muzafın ile şeklinde B'de olduğu gibi akmalıydı, devam etmeliydi. Bunu manadan anlıyoruz. 2. İsim tanımlaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki ögesi bulunmaktadır. Evet, biri muzaf, diğeri muzafın ileyh. Tamlanana muzaf adı verilir. Muzafın ileyhin belirli ya da belirsiz oluşu tamlanmanın türünü gösterir. Tamlayana muzafın ileyh adı verilir. Muzafın ileyhin irabı değişkendir. Hatalı bu. Muzafın ileyhin irabı değişken değil, sabittir. Nedir o? Mecrurdur. Ama muzaf olan kelimenin irabı değişir. Muzafın ileyh olanınki değişmez. Sadece muzaf olan ilk ögeninki değişir cümledeki duruma göre. Demek ki E yanlıştır. 7. Hangisi bir mutfak eşyası değildir diyor. O kadar kelime çalıştık. Hadi bakalım diyor. Selletül gasil. Sele demektir yani yıkama selesi, elbiselerin bulunduğu sepet. Bu nedir? Mutfak eşyası değil. Bu nedir peki? Banyo eşyasıdır. Demek ki diğerleri mutfak eşyasıdır. Direkt bunu çıkartabilirsiniz. 3. Vehebe fi tufail. Burada ne demiş? Cümlede kaç tane muzaf bulunmaktadır? Bu konu siz artık uzmanı oldunuz diyebilirim yani.
Ama kitabın verdiği bilgiler ölçüsünde tabii ki. Çünkü muzaf konusu daha geniş bir konu. Kitap fazla ayrıntı vermemiş. Dehebe fi tufail. Ben gittim. Nereye? İlâ harikati beyti ceddeti. Ninemin evinin bahçesine kadar gittim. Ne zaman? Fi sabahin. Sabah vaktinde gittim. Dehebe fi tufail. İlâ harikati. Onun mecruru. Hadiga aynı zamanda muzaf. Beyti onun muzafın ileyhi. Beyt aynı zamanda muzaf. Cet kelimesi onun muzafın ileyhi olmakta. Cet kelimesi aynı zamanda muzaf. Ceddet kelimesi yani aynı zamanda muzaf. Buradaki ya ise muzafın ileyhi olur. Ceddeti benim ninem. Yani ceddetun bir kelime. Şuradaki ya başka bir kelimedir değil mi? Zamirle bitişmiş sadece. Ceddeti tek kelime değil. Fiha fijer es sabahi onun mecruru oluyor. Şimdi kaç tane oldu? Haliga muzaftır, beyt muzaftır, ceddet muzaftır. 3 tane oldu. Yani C şıkkı doğrudur. İlâ harfi cer, hadigati onun mecruru. Bunu anlıyorum da hadiga kelimesinin muzaf olduğunu hocam nereden anladın? Zor mu? Değil. Neden? Sol tarafındaki kelimeye bakarsan o da mecrur. Beyti, esreli. Şimdi ben düşünüyorum. Beytin başında harfi cer var mı? Hocam ilâ var. İlâ hadiganın başında. Beytin değil. Beytin başında hadiga var. Demek ki beyt kelimesini harfi cer esre yapmış olamaz. Çünkü harfi cer bir kelimeyi cer eder. Bu da hadiga el yapmış zaten. Beyt neden mecrur diye düşündüm. Harfi cer yok. Ne olabilir? Çok basit. Muzaf olabilir. Öyleyse sağındaki muzaftır dedim. Bu şekilde işi çözdüm. Ama hatırlarsanız ibarede yani atıyorum 20-30 dakika kadar önce Elif Lam'ın iki kelime gelmişti arda arda. Okuma parçasında vardı bu, şimdi yerini hatırladım. Kıraetün diyordu ya, oradaki Arapça ve Türkçe olarak verilen yerde iki kelime arda arda mecrur gelmişti ama ikisi birden Elif Lam'lı veya ikisi birden Elif Lam'sız. İkisi birden tesniye veya ikisi birden cemi veya ikisi birden müfret. İkisi birden müzeker, ikisi birden müennes. Bu tür şeyler tutarsa sıfat mensuf olur. Dolayısıyla başındaki harfi cerden mecrur oldu. Muzaftan mecrur oldu denilmez. Bunu söylemiştik. Ama hadiga kelimesi müennes, beyt ise müzekerdir. Buradaki de müenneslik alameti değil. Dolayısıyla biri müennes, biri müzeker olduğundan beyt kelimesi hadiganın sıfatı olduğu için esre almış demen imkansız. Sıfat mevsuf söz konusu değil. Harfi cer de başında yok. Öyleyse bu kesinlikle sağındaki kelime muzaf olduğu için böyle olmuştur. Anlama yöntemi bu. Cevap verildi zaten. 8. Hangisi haftanın günlerinden birisi değildir? Evet, Cuma'del Ula ay ismidir. Bir ayın adı. Hicri takvimde bir ay adıdır. Demek ki diğerleri nedir? Gün adıdır. 4. Hicri aylardan birisi hangisi değildir? Maris değildir. Hatırlıyorsunuz tablo vermiştik zaten. Çözüldü yani. Değişik. 9. Muzafın ileyhi aşağıdakilerden hangisidir? Cümlenin muzafın ileyhi olanı bul. Dullab-ı saffi yeclisune fil ka'ati. Dullab-ı saffi sınıfın öğrencileri yeclisune oturuyorlar fil ka'ati salonda, koridorda. Talibun dalibanın dullab cemi mükesser akıldır. Burada nedir aynı zamanda? Muzaftır. Aynı zamanda mübtedadır. Es-Saffi muzafın ileyhidir. Muzafın ileyhi burada bulmak zor mu kolay mı? Çok kolay. Neden? Es-Saff kelimesinin zaten esre ile yazıldığını görüyorsun. Es-Saffi çok basit değil mi? Mecrur yani. Cer alameti esre. Başında harfi cer vardı ondan cer oldu diyemezsin. Dullap harfi cer değil. Yani el-ka'ati de mecrur. Niye bu muzafın ileyhi değil? Çünkü başında fi harfi cer var. Harfi cer ve mecrur. Muzaf ve muzafın ileyh. Demek ki saftır yani B şıkkıdır. Geçtik. 5. Hangisi bir mevsim ismidir? Rebiül evvel olamaz. Rebiül ahir de olmaz. Şaban olmaz. Yeni ayır olmaz. Rabi' olabilir mi? Evet. Rabi'indir. Ona bakalım. Türkçe karşılığı nedir diyor. Yakınlaştırıp bakalım arkadaşlar. 10. sorumuz. Miftahu babil beyti.
Evin kapısının anahtarı fi hagibeti çantamdadır. Evin kapısının anahtarı fi hagibeti benim çantamda. Evin anahtarı çantamdadır. Kapı. Nerede kapı yazmamıştın hiç. B'ye bakalım. Kapının anahtarımızı bu defa ev kelimesini tercümeye katmadı. Çantamda evin kapısının anahtarı vardır. Evin kapısının anahtarı. Evet. Ama burada evin kapısının anahtarı çantamdadır diyor. Çantamda demiyor yani. Sıralama önemli. Evin kapısının anahtarı çantamdadır. D şıkkı doğrudur. E şıkkı evin kapısının anahtarını çantama koydum. Koyma manasına gelen bir kelime yok burada. Cümle dizilimi başta müpteda var yani. Miftahü babil beyti. Evin kapısının anahtarı fi hagibeti çantamdadır. Önce müpteda sonra haber geldiğinden evin kapısının anahtarı çantamdadır diyeceksin. Çantamda evin kapısının anahtarı vardır diyemezsin. Öyle anlaşılıyor ki burada konu bitti arkadaşlar.